Süper Lig yolundan iyi akşamlar değerli Bayrak Radyo Televizyon izleyicileri, değerli spor severler, futbol severler. Aksa 1. Lig'de play-out, play-off heyecanı tüm hızıyla başladı, devam ediyor. İlk maçlar oynandı geçtiğimiz cumartesi günü. İkinci karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak ve pazar günü son karşılaşmalar. Bakalım tabii ki o güne kadar nasıl bir puan durumu da olur ve finallerle büyük bir olasılıkla final karşılaşmalarıyla da olabilir. Bitecek pazar günü ve biz cumartesi günkü karşılaşmaların, 4 karşılaşmanın özet görüntülerini birazdan ekranlara getireceğiz. Kritik pozisyonlar, hepsi yorumlar, değerlendirmeler ekranda olacak ama önce toplu sonuçlara bir bakalım. Birincilik playoff'da Gönyeli 1, Yalova 0, Dems Construction Çanakkale 4, Binatlı 2 sonuçları çıktı. İlk karşılaşmalar ve puan durumu da şöyle oluştu. Gönyeli liderdi, lider başlamıştı grupta. Puanını 29 yaptı Gönyeli. İlk sıradaki yerini koruyor. Dems Construction Çanakkale 27 yaptı, kazandı. O da ikinci sırada yerini korudu. Yalova 24 puanla 3. sırada ve Binatlı 23 puanla 4. sırada. Playout'a da bakalım hemen. Birazdan programa da bakacağız. Playout'ta da Lapta 0, Geçitkale 4, Ozanköy 1, Ünimar Maraş 3 sonuçları çıktı. Ve puan durumu da Geçitkale liderliğe yükseldi grupta. 19 puan yaptı. Ünimar Maraş aynı puanla 2. sırada. Ozanköy 3. sırada 17 puan ve Lapta 17 puanla 4. sırada, en son sırada yer aldı ama tabii ki karşılaşmalar daha var. Çarşamba günü de var ve pazar günü de var. Bakalım programa da hemen birincilik playoff programına da bakalım. Çarşamba günü 15 Mayıs'ta çarşamba günü hangi karşılaşmalar oynanacak? Bu arada statları da bugün açıklandı statlar. Onlara da bakalım. Gönyeli Binatlı oynuyor. Gönyeli Binatlı karşılaşması, hemen bakalım, stat açıklandı. Gönyeli Binatlı karşılaşması, Girne 20 Temmuz Meta Danır stadında oynayacak Gönyeli Binatlı. Dems Construction Çanakkale, Yalova ise Lefkoşa Atatürk stadında karşı karşıya gelecek. Playout'un 15 Mayıs çarşamba günkü karşılaşmalarına da bakalım. Onların da statları belli oldu. Playout'ta ikinci hafta karşılaşmaları. Lapta Ünimar Maraş karşı karşıya geliyor. Gönyeli stadında oynayacak bu iki takım. Ve Ozanköy, Geçitkale, Esentepe, Erdal Barut stadında oynayacaklar. Evet, programda bu şekilde verdikten sonra değerli spor yazar arkadaşım, ekip arkadaşım Necmi Ulusal'la birlikteyiz. Necmi Ulusal, hoş geldin. Hoş bulduk. Kadınlar Futbol, Puma Kadınlar Ligi finalinden geldin. Biraz izledin. Aynen. Şimdi geldin. Futbola ara vermek yok. Futbol bitmez. Program arası da devam ediyor. Nasıl değerlendirirsin cumartesi günkü ilk maçları? Tabii önce kolay gelsin ikimize de. Tabii Kadınlar Ligi'nden de bilgi vereyim. İlk yarı 0-0 bitti. Evet, 0-0. Çaynabazar Gençlik Gücü, Doğan Türk Birliği. Güzel de bir maç. Güzel bir seyirci. Gerçekten ilgi artıyor yani Kadınlar Ligi'ne. Bu da çok iyi bir şey. Ülkemizde biliyorsun uzun yıllar yapılmadı. Sonra yine başladı. Evet. Şimdi artmaya başladı. Altyapılara inmeye başladı. Bu, yani bu işin devamı güzel yerlere yani gelecek diye düşünüyorum. Gelişim ligi konularda ama yavaş yavaş artık normal lige de dönecek. Yani Haziran başı Norveç seyahati. Evet, milli takım. O da bir motivasyondur, ışıktır, hedeftir. Evet. Altyapıdan gelen oyuncular için. İnşallah devamı gelecek. Tabii ki birinci ligde heyecan dorukta. İlk hafta neredeydin? Çanakkale maçı. Ben Dems Construction Çanakkale Binatlı karşılaşmasını izledim. Harika bir playoff yani. Harika bir karşılaşma, onu da söyleyeyim yani. Evet. Ben birazdan playoff'lara gittim bu arada. Evet. İlk yarı Geçitkale Lab'da. Biliyorsun Lefkoşa'da ikamet ettiğim için. Rusol stadında. Rusol'daydı. İlk yarı onu izledim. Zaten maç erken koptu. Oradan da çıktım, Atatürk stadına geçtim. 4-0'lık bir Ozanköy Maraş maçına geçtim. 4-0'ı bekliyor muydun? Yani beklemiyordum. Ben de açıkçası. Yani işte geçtiğimiz haftalarda hep söyledik ya Kaya Miroğlu, yani playoff'un, playout'un ligle alakası yoktur. Mesela ligde atıyorum X takım Y takımı iki kez mağlup etmiş olabilir lig içerisinde. Ama bir bakıyorsun playout veya playoff'ta o takıma yenilebiliyor. Veya tam tersi durumlar, evet, olabiliyor. Bu da zaten birinci ligin keyifli olduğunu gösteriyor. Bu olayı Süper Lig'de ben burada çok konuştuk. Özellikle playoff grubunu. Bu heyecanı bize yaşatsınlar.
gerçekten yaşatsınlar yani. Nasıl ki birinci ligde hiç heyecan bitmez, Süper Lig'de de bunu yapsınlar. Evet. Federasyona çağrımdır, lütfen yani bizi dinlesinler. Bu sezon. Birçok spor yazarının görüşü bu yönde yani. Evet, kesinlikle. Evet. Çoğunluk bu yönde. Tabii ki playoff'tan başlayayım dilersen. Maç maç mı gidelim yoksa kısa bir değerlendirme kısa var. Bir değerlendirme yapalım. Yani şunu merak ediyorum. Sürpriz sonuç oldu mu senin için? Yani playoff'ta bakacak olursak Gönyeli'nin kazanabileceğini düşünüyordum. Kazandı. Çanakkale'nin de kazanabileceğini düşünüyordum. Kazandı. Bana göre sürpriz yok playoff'ta. Hı hı. Zaten benim kafamda ilk baştan beri Gönyeli Çanakkale finali var Kayamiroğlu. Yani son maç oynuyorlar. Baktığımda programa zaten program da önümüzde. Evet, Gönyeli Dems Construction Çanakkale pazar günü oynayacak. İkinci karşılaşmaları kazanırlarsa. Şimdi yani şöyle bir avantaj var Gönyeli adına. 2 puanlık bir avantajı var Gönyeli'nin şu an. Şimdi Gönyeli bu hafta kazanır. Dems Construction Çanakkale bir beraberlik biri alsa. Puan farkı kaç olur? 32 yapar Gönyeli. 4. 8 biter zaten. Biter. Ha, yani hata lüksü yokken Çanakkale takımının. Ha, Çanakkale de geriden gelmeyi seviyor. Bu hafta gösterdi. 2-1'den geldi. 4-2 kazandı. Lig içinde de çok yaptı bunları. Yaptı. Yani pes etmeyen bir yapısı var çünkü takımın. Hı hı. Yani son haftaya kadar ben taşınacağını düşünüyorum. Heyecanın. Lig maçına da gitmiştim. Gönyeli Çanakkale'nin tepede. 2-1'lik maç. Evet. Yani bence denk takım ikisi de. İkisi de denk. O günkü silahlar önemli. Gönyeli İlyas'sız kazandı. Bu çok önemli. İlyas cezalıydı. Cemre Piro attı. Asker bir oyuncu düşün. Yani antrenmana da gelemiyor. Ama Ahmet Can orada klasını konuşturdu. Yaptı asistini. 1-0 çok önemli Gönyeli adına. Bu hafta yani çarşamba günü İlyas da oynayacak. Evet, İlyas da oynayacak. İlyas oynadığında başka bir Gönyeli oluyor yani. Level atlatıyor. Hücumda kesinlikle evet. Onun dışında Binatlı'nın şansı kalmadı. 23 puan çok zor artık yani 6 puanlık bir fark var. Matematikleri konuşuyoruz ama yani. Yani biraz zor. Zor. Biraz zor. Yalova'nın da biraz zor aynı şekilde. Bu iki takımdan biri bence Süper Lig'e yükselecek. Playout'a baktığımızda tabii ki nereden nereye dersin. Yani Lap da en yukarıda başladı. Ama ilk maçta işte futbol 4-0 bir yenilgi. Bir anda Maraş'ın da kazanmasıyla birlikte Lap da son sırada. Çünkü avaraj da çok önemli. Kaya Emiroğlu yani. 4 yani yenilirsiniz ama fark yememeye çalışacaksınız. Evet. Böyle durumlarda. Evet. -4 şu an 17 puanla son sırada. Bu hafta Lap'ta Maraş'la oynuyor. Çarşamba günü. Olası bir puansız kapaması durumunda. Zaten Lap'ta Ozanköy düşme maçı olur yani. Final olur büyük evet, ihtimalle. Evet, o da o final. Yani Ozanköy'den de bu hafta Geçitkale oynar. Hı hı. Yani Geçitkale, Ünivan, Maraş ikisi birden kazanırsa zaten kurtaracaklar. Kesinlikle. Ozanköy Lap'ta final oynayacak. Yani Lap'ta Geçitkale ve Ünivan, Maraş bu hafta kazandığı anda zaten ligden düşme ihtimalleri biter yani. Biter. Evet. Ama Girne takımları için onu söylemek güç. Tabii ki Lap'ta da gelişmeler de oldu. Sabah senin yayınını izlerken. Evet, Erkül Mahsucu o bilgiyi vermiştim. Verdi bize devrimizge. İki maçlığına. Yani Lap'ta bence en başta hata yaptı. Devrim Hoca, bilmiyorum içerideki sıkıntılar ne. Bir ara Mehmet Başkan da istifa etmişti. Sonra geri döndürüldü. O tarihten sonra düşüşe geçti. Tabii zaten. Ki geçti. Zaten biliyorsun o Bafül Kürdü olayı. Evet. O olay da yıprattı Lap'ta camiasını. Hı hı. Sonuç olarak bir şey olmadı. Ama o süreç bence konsantrasyon anlamında, motivasyon anlamında Lap'tayı kötü etkiledi. Olumsuz evet. Etkiledi. Yani yeniden ayağa kalkma maçı. Bu hafta Lap'tanın o gücü var mı? Var. İyi bir takımdır. Var tabii. Lap'ta takımı. Savunmada iyi oyuncuları vardır. Özeti izledim. Şimdi birazdan tüm. Erken gelen goller. Evet. Birazcık böyle maçı. Demoralize olmuşlar. Aynen öyle. Ama dediğim gibi işte favorisi olmayan maçlara geldik artık. Yani artık canınız için çıkacaksınız. Her şey olabilir. Evet. Her şey olabilir. Maraş önemli bir galibiyet aldı. Yani ligde çok eleştirdik. Son 4 maçında kaybetmişti. Ağır yenilgi almıştı. Gerek cezalar. İtlüskaya beraberliği var arada. O kadar. Evet ama ben ona kayıp sayıyorum. Hı hı. Yani orada da cezalar zaten. Cezalar. Yani kötü. Bu hafta işte Kılıç Ali Hoca Aras'a şans verdi 11'de. Aras maç adamga vurdu. Bir gol, bir asist, bir de penaltı aldırdı genç futbolcu. Yani önemliydi kazanmak ama maça ikisine de gittim. İlk yarı Lap'ta Geçitkale, ikinci yarı Ozanköy Maraş. Hı hı. Ama Ozanköy ile Lap'ta için yani pek parlak bir şey göremedim. Evet. Sıkıntı. Pek parlak bir şey göremedim. Hı hı. Artık ikinci maçları. Tabii çarşamba günü yani çok da süre kalmadı. Yani iki gün. Çok i̇ki da günlük süre bir kalmadı. Süre. Yani mesela Lap'ta nasıl hazırlanacak? Devrim Hocam. Devrim Hoca bugün anlaşma sağlandı. Bugün bir antrenman yapmıştır. Yarın büyük ihtimal boştur. Çarşamba maç var. Yani.
Yarın, belki yarın bir toplantı, mental antrenman yapar. Belki bir yemek olur. Ha, yani bir moral. Yani zaten bu dakikada sonra ne yapabilirsiniz ki? Yapabileceğiniz bu. Ki Ünlü Marmaraş'ta ben duydum yani işte yemek. Yani artık fiziksel zaten 30 haftaya geçmişiz Kaya Miroğlu. Evet. Lig bitmiş. Yeni sezon hazırlıklar bir ay sonra başlayacak birçok takımda. Salon işte diyetisyen eşliğinde falan. Yani oyuncular da makina değil yani. Ve belli bir noktaya kadar gelirsin artık düşüş başlar. Ama mental anlamda motivasyonu sağlayabilecek, o psikolojik baskıyı kaldırabilecek takımlar ligde kalacak. Veya yani, Süper Lig'e çıkacak. Evet ki Gönyeli Yalova ve Demis Kostas'ın Çanakkale Binatlı karşılaşmalarında o psikolojik gitme gelme işte oyun içerisinde düşüş veya çıkış aynen dediğin gibi izledik. Çok zor. Yani ben en azından gittiğim çok karşılaşmada Gönyeli Yalova'nın özetinde izlediğimde onu da dikkat ettim. İşte kaçan penaltılar var. Evet. Düşünün yani Yalova'ya döndü, İple Sora'ya döndü, Gönyeli'ye. Yani 90 artıdaydı Ozanköy Maraş maçında. Maraş 3-1 önde. Evet. Ama Kılıç Ali Hoca'nın o heyecanlı stresini görüyorsun. Evet. Bir gol yersem aman yok berabere bitebilir falan. Ki Ozanköy'ün o korku var. Baskısı da vardı. Yani o 3-1'de evet. Bile teknik adamlar rahat olamıyor. Evet kesinlikle. Kolay değil yani. Evet maç baş gidelim. Geçelim. İlk görüntülerimiz hazır. Önce Aksa birincilik playoff'tan başlayalım. Gönyeli Yalova karşılaşması izliyoruz. Aksa birincilik playoff ilk hafta karşılaşması Gönyeli Yalova Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı karşı karşıya geliyorlar. Gönyeli Yalova Mustafa Öztürkay karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Karadağ, Buse Bağrıkara yardımcıları, Turgay Mis 4. hakem. Karşılaşma öncesinde seremoni ilk devreden görüntülerimiz Gönyeli başlıyor. Puan durumunda da Gönyeli ilk sırada. Ceza ançesi Ahmet Cantemer. Gol pozisyonu vuruş kaleci Övgü. Dönen top savunma izin vermiyor. Yine uzun bir pas Gönyeli. Baskılı başlıyor. İçeriye pas. Şut pozisyonu vuruş Ahmet Aksoy. Kaleci Övgü gole izin vermiyor bir kez daha. Ceza alan içerisi Sergülen. Boşta kalan top. Vuruş kaleci Övgü. Yine kurtarışını yapıyor. Cemre Piro. Ahmet Cantemel cezayında vuruş top yandan dışarıda. Gönyeli atakları devam ediyor. Ceza ançesi top üstelik kazanıyor. Savunma. Mustafa Acı zorluyor pozisyonu. Ortası kaleci Övgü. İkinci pozisyon vuruş savunma. Son anda topu uzaklaştırıyor. Sergülen uzaklaştıracaktı ama çalan düdük ilk devre sona eriyor. 0-0'lık eşitlik var. Görüntülerimiz ikinci devreden. Yalova başlıyor ikinci devreye. Kahraman Dönmez şık bir çalım içeri orta Ahmet Cantemen'in vuruşu top üstten dışarıya gidiyor. Kale alanında topu dışarıya gönderiyor. Kahraman Dönmez yine vuruşu top yandan dışarıda. Bu arada yedek kulübesiyle bir diyalog karşılaşmadaki Mustafa Öztugay. Antrenör Niyazi Özekmekçi'ye kırmızı kart gösteriyor. Yalova antrenörü Niyazi Özekmekçi kırmızı kart görüyor. Dördüncü hakem Turgay Miskor'da. Bu arada Selçuk'un Turgay Misk'e tepkisi var. Mustafa Öztugay'a tepkiler var. Niyazi Özekmekçi sağ dışına gönderiliyor. Gördüğü kırmızı kart sonrasında. Bir anda gerginlik yedek kulübesi önünde. Yalova futbolcunun da tepkisi var. Oyun yeniden hareketleniyor. Ceza maçesi. Kafa vuruşu. Kaleci kontrol ediyor Mehmet Kum'un kafa vuruşunda kaleci Ali Faruk. Uzun bir degaj, seken top, Kahraman Dönmez, ceza ançesi, gol pozisyonu, vuruş kaleci Övgü yine. Çok kritik kurtarışlar. Elle oynama beklentisi var her iki takımdan da. Son karar taç atışı diyor Mustafa Öztugay. Abdülkadir Karadağ'ın bayrağı kalktı. Taç atışı kullanılıyor. Selçuk. Rakibinden sıyrılıyor Selçuk. Yine cezanın içerisinde Yusuf'un müdahalesi penaltı. Mustafa Öztugay penaltı noktasını gösteriyor bu pozisyonda. İtirazları var Gönyeli futbolcuların ama karar penaltı. Öne geçme şansı Yalova için. Mehmet Kum. Mehmet vuruyor kaleci Ali Faruk. Uzanıyor soluna ve topu kontrol ediyor. Gole izin vermiyor. Yine yükleniyor. Onur Kınay'la vuruş. Kaleci Ali Faruk. Ahmet Cantemel ceza ançesi gol pozisyonu Ahmet Cantemel vuruş top ağlarda gol. Dakika 80 Cemre Piro. Cemre Piro kale alan içerisinde
Vuruyor, topu ağlara gönderiyor ve 80. dakikada Gönyeli 1-0 öne geçiriyor. Büyük sevinç Gönyeli futbolcularında, taraftarlarda. Ceza bahçesi, Ahmet Can Temel gitmeye çalışıyor. Rüzgar, ikili mücadele. Faul belirtisi var ama oyun devam ediyor. Sonrasında Ahmet Can Temel. Ceza bahçesi, Aydın'ın müdahalesi, yerde kalıyor, penaltı. Penaltı kazanıyor Gönyeli. Mustafa Öztürk'ün penaltı noktasını gösteriyor. Farkı ikiye çıkartma şansı. Ahmet Can Temel topun başında, kaptan. Vuruş, kaleci Övgü. İkinci pozisyon yine Övgü. Gole izin vermiyor kaleci Övgü. Taç atışı kullanılıyor ama çalan düdük, karşılaşma sona eriyor. Gönyeli 1, Diyalova 0. Evet, Gönyeli kazandı. Grupta liderdi. Liderliğini devam ettirdi. Kritik pozisyonlar var. Onlar gelsin. Evet, bir penaltı pozisyonu var Yalova'nın. Onu izleyelim önce. Bu kırmızı kart. Tamam, kalsın bu. Kalsın. Bu 90 artıda gelen kırmızı karttı. Tabii kamera topu takip ettiği için Necmi Ünsal, Erkut Mansurcu'yla da karşılaşmayı anlatan Erkut Mansurcu arkadaşımızdı. Yani onlar da ucu ucuna görmüşler ama. Elbette ki topsuz alanda bir şey oldu. Topsuz alanda bir Hamdi kart. Hamdi mi? Hamdi. Hamdi İşke, şey. Evet. Topsuz alanda. Zaten itiraz da pek etmedi. Gelmedi. Hakem, ne hani burada olabilir? Görme şansımız yok ne bizim. Ne yapmış ki? Yani büyük ihtimalle dirsek olabilir. Artık bilmiyoruz. Mustafa Öztugay'ı da görmüş yani. Bak, katrajın içerisinde. Devam etsin. Mustafa Öztugay'ın kırmızı kartını görelim. Normal devam etsin. Evet, normal gelsin. Yalova zaten son bölümde sanıyorum böyle biraz oyundan kopma. Moral bozukluğu. Moral bozukluğu. Çünkü kaçan penaltı. Evet, kırmızı kartı. Bakın, itiraz yok, demek ki bir şey yaptı ki orada ikili mücadelede oldu. Mehmet Akif. Evet, Mehmet Akif'le. Tabii birçok taraftar da aslında orada bu tarafa bakıyordu, topa bakıyordu doğal olarak. Ama o noktada topsuz alanda, daha top gelmeden büyük bir olasılıkla da. Çünkü top bakın sonradan gelmiş oraya. Ve kırmızı kart. Bir pozisyon daha var. Onu da alalım. Evet, bu pozisyon bayağı bir tartışıldı. Şimdi önce taç tartışması var Necmi Ünsal. Evet. Hatta elle oynama beklentisi de var. Kenarda bakın Gönyeli teknik direktörü Mustafa Piro, Mehmet Piro, yardımcı antrenör, hepsi. Sonra oyun devam etti. Burada Mehmet Kum. Ve penaltı mı oldu burada? Evet, penaltı verildi burada. Yusuf Elman'ın müdahalesi olduğunu belirtiyor Mustafa Öztugay. Önce buna bir bakalım. Tamam, geri alabilir miyiz? Evet. Geri alalım o pozisyon. O taç pozisyonu. Evet, elle oynama var mı? Yavaş. Tam o temasın olduğu an. Yani bir bakalım ama pek de sağlıklı gelmedi bana. Ha, şimdi belki görebiliriz. Yavaş. Burada Selçuk pozisyon içerisinde. Selçuk elle oyna, evet. Oyunu. Sanki oynuyor. Evet. Tabii hakem Mustafa Öztürk hemen önümüzde. Devam etsin. Yavaş devam etsin. Evet, kara kara gidelim. Çok güzel. Kaldırmış, evet, elini ama bir temas var. Yani önce ayağıyla ama daha sonra eliyle düz etmiş gibi. Vücuttan sekti diye yorumlamış olabilir mi hakem? Ben, devam, tamam. Yok. Yardımcı hakemin burada da herhangi bir uyarısı yok. Abdülkadir Karada. Ama sonra burada devamında... Mustafa Hoca daha iyi görür sanki. Yani... Çünkü yardımcı hakemin sırtı dönük oluyor. Evet, sırtı dönük futbolcuların. O noktada 13 sırt numaralı Ömer Bayraktar. Ömer Bayraktar, evet. Yani sonrasında Ömer'in acaba elle oynaması el var mı? El gibi görülüyor Kayameroğlu. Evet. Yani Selçuk'un sanki eline çarpmış gibi görüyorum. Yani İlk anda elle oynama beklentisi. Tabii Mustafa Öztürk'ü net bir şekilde görmüş. Sonra kafayla Ömer Bayraktar, ama Ömer Bayraktar acaba elle bir düzeltme yaptı mı? Hayır, yani pek öyle gelmedi bana. Ama devam etsin. Ömer'den önce el var sanki Selçuk'un. Evet, devam etsin. Burada vermedi. Tabii Mustafa Öztürk yardımcısına da bakmış. Tamam, taçı aldı. Devam. Bakalım penaltı mı değil mi? Bir de penaltıya bakalım. Tadıcısı kullanıldı. Burada Mehmet Kum pozisyonu içerisinde. Çok geçti, tamam. Yavaş görmek lazım. Yani. Yavaş oynatalım. Bileğine darbe var mı yok mu? Evet, devam etsin. Devam etsin normal. Yavaş oynatalım. O penaltının olduğu anda temas var gibi ama dozajını şimdi biz belirleyeceğiz herhalde Necmi Ünsal. Yani bu sezon bayağı oldu bu tür pozisyonlar. Yavaş gelsin. Evet, yavaş. Kare kare gidelim. Burada Metin Melda ile ikili mücadele. Evet. Sıyrılmış Mehmet Kum. Bu arada tabii
Selçuk'u söyledik biz özette. Onu düzeltelim. Geçti. Mehmet Kum. Burada güzel bir hareket. Dönmeye çalıştığı anda sağ ayağı. Sanki geri. Bileğine, geri alalım. Bileğine bir darbe evet, var. Geri. Yusuf Elmadan. Yavaş gitsin. O ayağını sanki kurtaramamış. Sanki ayağının üzerine bir evet. basma var. Yusuf Elman'ın sol ayağıyla Mehmet Kum'un sağ ayağı. Bir temas... Top da var o noktada. Topa da vuruyor Yusuf. Sanki dokunuyor ama ayağına da basıyor. Top yönü değiştirmemiş çok. Evet, ayağı basma sanki daha penaltı fazla gibi. Yani. Bence de penaltı gördüm ben. Yani hoca da direkt emin oldu yani. Çok yakın üstelik net görmüş. Bak, bak direkt hiç veriyor. Anında vermiş. Evet. İki pozisyon bu şekilde ve Gönyeli. Tabii bu penaltı. Kaleci Ali Faruk harika. Aynen hepsini konuşalım. Kırılma şimdi, anı. Ben kısa bir yorum yapayım. Kırılma tabii, tabii. anı. Kalecilerin çok kırılma anı oldu bu arada. Birazdan Demskos Yaşın Çanakkale maçında da var. Ve sonrasında biraz demoralize olan bir Yalova. Benim görüşüm tabii bu. Erkut Mansur'la da biraz konuştuk. Karşılaşmayı anlatan arkadaşımız. Sonrasında da Gönyeli'nin o Ahmetcan Temelgen'e oyun ağırlığını koymuş. Ve gelen gol Cemre Aynen. Pilo'dan. Yani, doğru yerdeydi. Evet Cemre doğru Pilo'dan. Yerde. Golcü bir isim. Ve 1-0 kazanan tabii bir penaltı kaçtı Gönyeli adına da. Ama yani aslında şöyle yorumlayalım. Bence penaltılar kaçmadı, kaleciler kurtardı. Kaleciler kurtardı tabii ki yani. Yani özellikle Övgün'ün özetten gördüğüm kadarıyla bayağı pozisyonda başarısı var. Takımını son dakikaya kadar ayakta tutan isimdi evet. Övgün. Bu yıl gerçekten iyi ki de buraya gelmiş, maç oynamış, tecrübe kazanmış genç kaleci. Önümüzdeki sezona hazır gidecek gelecek evet. takımına. Evet. Belki de kalacak da Süper Lig'de önümüzdeki sezon. Belli olmaz. Ama zor bir maç olduğu belli. Yani bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Uzun süre Yalova süre da maçı süre. İstemiş bayağı. Evet. Evet. Gönyeli de istemiş. Gönyeli'nin yani biraz daha fazla pozisyonu var sanki. Hücum organizasyonlarını daha iyi yapıyor. Yani İlyas oynamadı ama ona rağmen bence Cemre iyi ayak uydurmuş. Evet. İyi uyum sağlamış. Kahraman ve Ahmet Can'ın ön plana çıktığı bir maç oldu. Orta sahada Cevdet ve Ahmet Aksoy'un çok mücadele ettiği, İbrahim Kaban'ın çok mücadele ettiği bir maç oldu. Kaçan pozisyonlar çok net. Tabii rüzgar da vardı o gün. Çok fena, felaket her bir yerde, rüzgar vardı. Her yerde Futbolu vardı. Olumsuz etkiledi. Ama önemli olan 3 puandı Gönyeli için. 1 attı, 3 aldı. Çok zorlu bir maçı kazandı Gönyeli takımı. Avantajını korudu. Tabii ki gözler de kulaklar da Cihangir'deydi. O evet. gün. Çanakkale'nin olası puan kaybı belki de Gönyeli'yi çok çok daha rahatlatırdı. Ama olmadı. Nitekim Binat'la öndeydi. Yarış devam ediyor. Evet. Burada bu arada çok özür dilerim Necmi Ulusal. Yani burada ne oldu da kırmızı, kırmızı kart gördün Niyazi Hoca? Kırmızı kart Niyazi'yi özetmek için itirazlarda bulunmuş. Erkut Mansurcu arkadaşım da bize bilgi verdi. Dördüncü hakem Turgay Miskin orada bir uyarısı varmış. Ve bir kelime kullanmış işte Niyazi Özekmekçi. O kelime üzerine de direkt kırmızı kart gördü. Tabii Turgay Miske de tepkiler oldu orada futbolcuların ama sonuçta Niyazi Hocam sağ dışına gönderildi. Evet. Yani son bölümde yani, de yine gönderildi. Sinirler de gerildi. Normaldir. İki takım da artık yani kader maçları. Yalova'nın maçları hep zaten yani Yalova seviyor böyle evet. mücadele oyunlarını. Evet. Yani her takımın da bir tarzı var yani Kayamiroğlu. Kötü algılamasınlar yani. Evet. Ama sonuç olarak 1-0 kazanan bir Gönyeli. Kutluyorum ben. Haklı bir galibiyet. Kaleciler nasıl Övgü'den bahsettiysek Ali Faruk Çember de iyi yolda. Ayağı çok iyi. Yani ben çok daha iyi futbol oynadığını biliyorum Ali'nin. Okul takımında oyuncu olarak görev yapıyordu. Kaleci değildi yani. Futsal maçlarında ve çok golü var yani. Zaten attığı degajlardan, kullandığı serbest vuruşlardan. Savunmayla uyumu. Oyunu kurmasından. Evet. Ayağı evet. çok iyi top yapıyor. Bu avantajdır kendisi için. Yani Muslera örneğini vereceğim. Galatasaray'ın kalecisi. Evet. Ali Faruk iyi bir kaleci olacak. Çalışmaya devam etsin. Çünkü bu artık ülkede demiyorum. Dünya futbolunda artık kaleciler ekstra bir şeyler yapması gerekir. Kalıcı olabilmesi için. Bu ekstralar nelerdir? İşte bu oyun kurma. Ayağını geliştirme. Sadece kaleci dediğin yan topları alıp sadece işte kurtarış yapan değil artık. Kaleci de bir oyuncudur artık. Bu pozisyonda sanki Ahmet Can'ın bu penaltı ama öncesinde bir faulü var. Penaltı tartışmalıyı almadık ama kritik pozisyon almadık. Geri yaparsak. Biraz geri yapabilir miyiz burada? Değerli yönetmenim Erkut Mansur rica edeyim. O pozisyonu böyle. Evet buradan devam etsin. Buradan devam etsin. Bu arada taraftar da bayağı
yoğun ilgi göstermiş Gönyeli'yi. Evet, evet. Burada Ahmet Can Temel gitti. Şimdi yavaş oynatalım. Rüzgar'la, Rüzgar değil mi o futbolcu? Tamam. Evet. Burada sanki Rüzgar'ı... Aydın ve Rüzgar. Biraz çekti Rüzgar'ı. Faul verilmedi. Devam etti pozisyon. Bak. Evet. Ama yani Rüzgar'ın da dengesi bozulmamış orada. Sonrasında topuk gayet güzel kazandı. Güzel sıyrıldı. Çalım. Çok evet, güzel çok güzel hareket. Çalım ama Aydın'ın müdahalesi. Net penaltı. Bu net penaltı zaten. Evet. Demek ki İlkan'da... Ama öncesinde bir faul çalınabilirdi. Yani Mustafa Öztürk'e orada belki daha net görmüş olabilir. Yakında çünkü. Evet ama bu formadan çekme direkt kart ve faul zaten. Kesinlikle. Yani bu zaten doğru bir karar verilmiş. Aynen. Bu arada Take the Ball, Pass the Ball diye bir belgesel vardı. Evet. Josep Guardiola'nın 4 yıllık Barcelona serüvenini belgesel yapmışlardı. Evet. Orada kaleci konusunu açtığın için hemen kısa söyleyeyim. Valdez kalede. Ve Valdez'e demiş ki ilk başta, ilk göreve geldiğinde antrenmanlar yapıyorlar, maçlar yapıyorlar. İlk sezonda sen kuracaksın oyunu ve senin kurduğun oyunla, ilk pasınla biz gole kadar gideceğiz. Öyledir. Nasıl ki şu an şu mantık var. En iyi savunma hücumdan başlar. O zaman en iyi hücum da savunmadan başlar. Kesinlikle. En geriden başlar. Kesinlikle. Ve oyun Valdez kurmak. Şaşırmış demiş ki yani ya bu adam çılgın mı acaba veya yani ne oluyoruz? Ben hayatımda öyle bir şey yapmadım. Daha önce öyle bir oyun tarzımız yoktu ama Valdez üstelik pas atası da yapıp gol da yediği olmuş. Çok oldu. Ama hatırlıyorum ben. Ama demiş ki kendisine Guardiola sen korkma yapa yapa öğreneceksin. Nitekim sonrasında. Yani bu yaşta bir kalecinin de bunları şimdiden öğrenmesi onu çok önemli. Ali Faruk bir adım önde. Aynen öyle. Yani sen çünkü izledin kendisini futsalda. Altyapıdan beri takip ediyorum. Evet futsalda da izliyorsun. Kesinlikle ve bu ileride çok işine yarayacak. Kesinlikle. Yani evet. Övgü ve Ali tebrik ediyorum. Evet, Gönyeli de haklı galibiyetinden dolayı kutluyorum. Evet. Tamamladık. Geçelim ikinci özet görüntülerimiz. Dems Construction Çanakkale Binatlı karşılaşması. Binatlı iki kez öne geçti ama karşılaşmayı kazanan Dems Construction Çanakkale oldu. İzliyoruz. Aksa birincilik ilk hafta karşılaşması Cihangir Stadı. Dems Construction Çanakkale Binatlı karşı karşıya geliyor Osman Özpaşa. Karşılaşmanın hakemi Cem Öksüoğulları, Baran Marangoz, yardımcıları Mehmet Sezener. Dördüncü hakem görüntülerimiz ilk devreden. Dems Construction Çanakkale atağı. Orta bu arada Berkant yerde kalıyor. Malik Yakubu ile girdiği ikili mücadele. Oyun devam ediyor. Malik Yakubu savunmadan çıkmaya çalışıyor. Top dışarıda taç. Binatlı atağı. Rüzgar var karşılaşmada. Binatlı lehine ilk devrede ceza açısı. Tahir vuruyor kaleci Yusuf. Gole izin vermiyor. Ara pası solda Baran. Gitmeye çalışıyor Baran Bozak. Barın bozak olsaydı yok ceza içerisi gol pozisyonu. Barın vuruyor topu yandan dışarıda. Binatlı hata Erdem. Erdem dribling halinde ceza içerisi pası içeriye ortağa kafa ama vuramıyor. O noktada Abdurrahman top dışarıya gidiyor. Top yükseklik kazanıyor rüzgarın da etkisiyle ceza alan içerisi Yusuf kontrol ediyor. Yine gelmeye çalışıyor Binatlı yapılan hareket var faul. Serbest vuruş. Yağış topun başında. Dakika 10. Yağış. Direkt kaleye top ağlarda gol. Yağış Gencay. Dakika 10. 1-0 öne geçiyor. Binatlı. Uzak kale direğine. Kaleci Yusuf bir an bekliyor ama top ağlara gidiyor. Büyük sevinç Binatlı futbolcularında. 1-0 önde Binatlı. 10. dakikada öne geçiyor. Uzun bir pas. Ceza alan içerisi. İkili mücadele. Barın Kutlan yerde kalıyor. O noktada faul kararı Dems Construction Çanakkale lehine. Özgür direkt kaleye kafa Malik Yakup uzaklaştırıyor. Yine yükleniyor Dems Construction Çanakkale. Yapılan hareket var. Barın yaptığı hareket faul. Sertaç yerde kalıyor. Faul kararı. Tepkiler var ama sakatlık da var. Sonrasında Tahir de gelmeye çalışıyor. Binatlı yerde kalıyor. Sami Ergazi'nin müdahalesi. Kart beklentisi var Binatlı futbolcularında ama serbest vuruş uyarıyor Osman Özpaşa. Nazım uzun bir pas. Abdurrahman ceza alan içerisinde iyi vuramıyor. Kaleci Yusuf kontrol ediyor. Uzun bir pas yine. Dems Construction Çanakkale atağı. Özgür. Özgür içeriye orta. Savunma Sertaç kafayla uzaklaştırıyor. Sonuç gelmiyor. Sami Ergazi içeriye pası. Özgür geriye.
Anıl Corayev tekrar Samir Gazi. İçeriye ortası vuramıyor Berkan. Atak devam ediyor Barın. Sonrasında Berkan vuramıyor. Samir Gazi vuruyor gol. Dakika 38. Samir Gazi vuruyor. Eşitlik geliyor. 1-1 oluyor skor. Demskostas'ın Çanakkale futbolcuların sevinci var yedek kulübesinde. Skora denge geliyor. Rüzgara karşı oynuyor Demskostas'ın Çanakkale. Eşitliği buluyor Sami Ergazi'nin golü. Şimdi Erdem'le geliyor Binadı. Erdem içeriye. Gol pozisyonu, vuruş yağış, yerde kalıyor penaltı. Mustafa Gök müdahale yapan isim. Osman Özpaşa'nın bu pozisyonda kararı penaltı. Penaltı kazanıyor. Sertaç vuruyor gol. Tarafını buluyor Hüsvam, anlayamıyor. Kaptan Sertaç'ın penaltı golü. 2-1 öne geçiyor Binatlı. Yedek kulübesiyle paylaşıyor sevincini kaptan Sertaç Özbil. Yine çıkmaya çalışıyor. Demskostas'ın Çanakkale Berkan. Bir an Malik Yakubu'yla ikili mücadele, yüzüne darbe aldığını belirtiyor Berkan ama sonrasında yaptığı hareket topa vuruyor. Türbünlere gönderiyor ve sarı kart. Görüyorum pozisyonda. Binatlı atağı. Erdem vuruş. Top yandan dışarıda. Çıkmaya çalışıyor Demskostas'ın Çanakkale. İlk devre sona eriyor. 2-1 önde kapatıyor Binatlı takımı ilk devreyi. Görüntülerimiz ikinci devreden. Binatlı atağı. Pas. Abdurrahman Bengi kaleciyle karşı karşıya. Abdurrahman vuruyor. Kaleci Yusuf sonrasında Abdurrahman ama sonuç gelmiyor. Çok önemli bir pozisyon. Kaçıyor Binatlı adına. Demskostas'ın Çanakkale atağı. Ceza avançerisi Rifat. Topa vuruyor ama top yandan dışarıya gidiyor. Sonuç gelmiyor. İçeriye Mustafa Gök kaleye doğru gidiyor top ama top üstten dışarıda. İkinci devrede Demskostas'ın Çanakkale yükleniyor. Sami Ergazi savunmayı geçen top kafa vuruş, top üstten dışarıda. Net pozisyonlar kaçıyor. Ceza alanı Berkan kaleci. Son anda çıkıyor Yusuf Solak. Sakatlıkta geçiyor bu pozisyonda. Serbest vuruş. Sami Ergazi topun başında. Uzak kale direği. Kafa top ağlara gidiyor ama kalkan bayrak var. Yardımcı hakem Baran Marangoz. Büyük itirazlar var. Demskostas'ın Çanakkale futbolcularında. Offside kararı bu pozisyonda. Gol geçerli değil. Osman Özpaşa offside kararı veriyor. Ceza açısı Malik Yakubu karşılıyor. Sonuç gelmiyor. Uzun pas. Rüzgarı arkasına alan Demskostas'ın Çanakkale ikinci devrede. Ceza içerisi. Orta. Berkan bırakıyor. Yunus Kalaycı şut. Kaleci dönen top vuruş, top ağlarda gol. Top ağlara gidiyor. Dakika 72. 2-2'li eşitlik Berkan İstanbul. Demskostas'ın Çanakkale futbolcuları seviniyor. Yine savunmanın gerisine doğru uzun bir pas. Ceza alanı Berkan, Malik Yakubu ikili mücadele. Kaleci Yusuf Solak kontrol ediyor. Orta ceza alanı, savunmaya geçen top içeriye Rifat. Ama top dışarıdan çevrildi diyor Osman Özpaşa. Top yükseklik kazanıyor. Ceza alan içerisi Malik Yakubu ikili mücadele. Boşta kalan top vuruş ama Berkant'ın yaptığı harekete faul diyor Osman Özpaşa. Barın Bozak ceza alanı yerden orta. Dokunuyor futbolcu arama. Sonuç gelmiyor. Çıkamıyor Binatlı takımı. Pas hataları. Demskostas'ın Çanakkale gidemiyor. Sonrasında savunma uzaklaştırıyor. Anıl Joray'a vuruyor top üstünden dışarıda. Ceza alan içerisi yine savunma son anda müdahale ediyor. Orta kale alanı, savunmaya geçen top, dokunamıyorlar. Ceza alan içerisi. Boşta kalan top. Sert şut, top ağlarda gol. Berkan İstanbul. Çok güzel bir gol atıyor Berkan. Dakika 85. Takımını 3-2 öne geçiriyor. Büyük sevinç Demskostas'ın Çanakkale futbolcularında. Taraftarlar, yedek oyuncular da geliyor. 3-2 önde Demskostas'ın Çanakkale takımı. Ceza alan içerisi ikili mücadele. Yusuf Kumaş, Rifat. Top dışarıda, kale atış kararı. Mustafa içeriye uzun gönderiyor. Kafa vuruşu, top ağlarda gol. Berkan İstanbul zor pozisyon. Aradan kafayı vuruyor, top ağlara gönderiyor. Dakika 90+3. 4-2 oluyor skor. 4-2 önde Demskostas'ın Çanakkale. Farkı 2'ye çıkarıyorlar son bölümde. Yine büyük sevinç var futbolcularda. Son anlar artık karşılaşmada.
Çalan Düdük Osman Özpaşa karşılaşmayı bitiriyor. Dems Konstantin Çanakkale 4, Binatlı 2. Dems Konstantin Çanakkale 4-2 kazandı. Kritik pozisyonlar var. Hemen gelsin alalım kritik pozisyonları. Yorumlayalım. Bu ilk kritik pozisyon. Özellikle ilk devrede izlediğim topsuz için söylüyorum. Topsuz alanda. Evet, topsuz alanda. Mali'nin bir... Evet. Bir hafif bir müdahalesi. Hatta bir ara hakeme dudağını gösterdi Berkant. Burada sarı kart çıkabilirdi. Tabii, yani vermedi. Osman Özpaşa. Tabii bilmiyoruz tabii. Oraya bakıyor muydu? Topa mı bakıyordu? Hakem... Ama bir engelleme var orada. Evet, yani bayağı bir ilk yarı birebir oynamaya çalıştı Malik Yakup'u ama... ikinci yarı pek öyle olmadı. 3 gol. Evet. Berkant. Evet. Burada yani faul olur ama verilebilir. Çanakkale'de ama belki evet. Onu düşünüp Osman Hoca avantaja bıraktı. Belki avantajda yok. Yani orada görmedim tabii Osman Özpaşa'nın hareketi var mı yok mu ama. Yani kartlajda da yok da o yüzden. Evet. Geçelim. Bir sonraki gelsin. Burada el Binatlı'nın itirazı oldu tabii ki. Ne için? Faul kararı gibi gördüm ben Osman Özpaşa. Binatlı oyuncu topu elliyor. Çanakkale serbest vuruş kullanması gerekir. Tamam, Barın acaba faul yaptı mı yapmadı mı? Orada şüphede kaldık ama çok fazla bir temas yok gibi. Yani, Binatlılar itiraz etti çünkü pozisyona. O kadar da yani... Yani çok kolay büyük, çok itme yok. Olurdu evet. Yani faul yani, verse kolay olurdu. Bu da evet. Her pozisyonu siz faul vermek zorunda kalırsınız. Tabii. Hakemin de işi zorlaşır yani. Çünkü birazcık futbol mücadele oyunudur. Var, o mücadeleyi sağlayamazsa tabii hakem... Ki. Evet, süzecek. Biter yani. Maç oynanmaz yani faulden. Evet. Doğru karar. Bence doğru karar. Tamam, devam edelim. Bir sonraki gelsin. Bileğine bir darbe var burada. Burada doğru. Barın tabii top geçince biraz geç. Sarı karttır bu. Davrandı. Verdi mi? Kart vermedi burada. Bence sarı karttı. Yani, bence de verdi ama hakem iyi niyet gösterdi burada. Evet. Çünkü belki de maçın başlarıydı. Ki... Yani oyunda tutmaya çalıştı büyük ihtimalle oyuncuyu. Artı futbolcu... Bilerek de yapmadığını evet, düşündü. Evet, kasıtlı olmadığını aynen düşündü. Yani kabul ettim bunu da. Normalde sarı kart verilebilecek bir pozisyon. Devam edelim, bir sonraki gelsin. Burada. Burada da Sami Ergazi'nin birazdan bir pozisyon daha var, onu da aldık. Görelim i̇ki, bir daha. İki tane faulü var Sami Ergazi'nin. Bu sarı karttır Akay Amiroğlu. Verdi mi? Yok, hayır, vermedi. Burada hata yaptı hocam. Yavaş yavaş oynatabilir çünkü miyiz? Çünkü Tahir topu kurtardı. Evet. Yavaş oynasın. Yavaş oynatalım lütfen. Sert bir müdahale bu. Bence sarı kart. Topa dokunamadı çünkü Sami Ergazi. Aynen. Tahir de seri bir oyuncu. Hızlı. Evet. Bayağı zorladı bu arada Tahir, onu da söyleyelim. Yok, hayır, bir önceki pozisyon. Faul pozisyonu yavaş istiyoruz biz. Evet, yavaş. Bak burada topu kurtardığı anda zaten bileğine darbeyi aldı. Evet. Sarı kart faul. Faul verildi, kart verilmedi. Devam. Verilmeliydi. Evet. Geçelim. Bir sonraki gelsin. Bu penaltı pozisyonu. Var mı darbe? Bakalım yağış o noktada. Evet. Bir hafif temas sağ var ama. Sağ ben... zaten topa vuruyorken arkada bir engelleme var. Yavaş gelsin. Bak. Maçı izlerken de biraz şüphede kaldım ama. Yani çime mi takıldı gibisinden düşünüp. Bak. İşte o temas engelliyor mu? Tabii ki yani tam şu gol yapacak zaten. Yavaş onu %100 gol yapardı. Evet, tam arkasına yani, ayağının arkasına. O vuruşları sever. En büyük özelliği. Evet. Gol yani bu pozisyon. Bu arada Erdem özellikle maçın ilk devresi çok iyi oynadı. Orta alanda. Neredeyse tüm ataklarda yer aldı. Topu taşıdı. Yağış sahanın iyilerinden de o da ilk devre. Bence tabii. İkinci bu kararda devre... doğru Osman Hoca'nın penaltı bu. Evet. Geçelim. Burada offside şüphesi de vardı ama değil. Burada bir... Orhan'ın golü bu. Verilmeyen offside. Tam topa vururken bir görme şansımız var mı? Kadrajda yok. Şimdi izlediğim için. Topa vurduğu an durursak... Yani çok da itirazlar olmuş bu pozisyona bu arada. Evet. Aldığım bilgi yani. Yavaş, yavaş gidelim. Vursun topa. Sami Ergazi vursun topa. Yavaş. Tabii katlaşta yok Orhan ama en azından futbolcuların dizilişini görelim. Yani Orhan bak, da dur, arkada. Dur burada duralım. Yani bu biraz geri. Bak Kaya Emiroğlu bu pozisyonda bile Orhan çok hafif önde. Çok hafif ha. Şimdi belki de vurul. Bak top ne kadar gitmiş. Kaç metre gitmiş Sami'den. Ben sağda topa vurulduğu anda gördüm zaten çizgiyi orada. Bana göre Orhan offside değil. Yani çok da itirazlar da bulundu. Yardımcı hakem Baran Marangoz bence yanlış karar verdi burada.
Orhan Osaitli ve pozisyonda gol olmuş. Tamam. Devam etsin. İşte ben devam. Maçta değildim. Yani bu pozisyonu da bu şekilde yorumlamam yanlış olur. Evet, maç 2-1. 2-1'di yanlış hatırlamıyorsam bu pozisyonda. 2-1 Binat'la öndeydi. Evet. Veya 2-2 de olabilir. Tam emin değilim. Sanırım yani 2-1. Çok kritik. Bak ve pozisyon gol oldu. Devam. Yani golü de attı Orhan. Tamam Kayamiroğlu, yani bu maç Binat'lı kazansaydı bu pozisyon ne kadar konuşulurdu şu an? Tamam, ne değişecekti? Bir şey tabii ki gitti. Bir yılın emeği. Evet. Bunlar çok dikkat edilmesi gereken çok şeyler. Çok hassas tabii ki, tabii ki. Artık öyle Yusuf, maçlara girdik. Sanıyorum Yusuf Kumaş orada. Evet Yusuf. Evet. Ki bakın Sertaç hatta arkadaşlarına kızıyor. Yani golü bir an kabul etti Binat'lı. Bak izliyoruz değil mi? Çünkü offside olmadığını onlar da gördü. Kızıyor. Tabii ki gördü. Savunmaya de. Savunmaya kızıyor. Tabii ki. Ama yani burada net, Osman Hocanlık bir şey yok. Net tabii yardımcı hakemini. Tabii ki dinleyecek. Bayrak kalktı çünkü. Aynen. Ve Orhan bu pozisyonda itirazlarından dolayı sarı kart gördü. Hı-hı. Ve 4 sarı kartlı çarşamba günü oynayamayacak. Yani ilginç. İlginç. Evet. Belki de Orhan için iyi oldu. Yani bu konuda oldu. Ben Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu aslında bir MHK'yı bir uyarmamız lazım diye düşünüyorum. 30 hafta geçti, değişmedi bir şey. Yani şimdi mi en azından playoff karşılaşmalarına çok iyi yardımcı hakemler var. Ben Baran Marangoz özelinde söylemiyorum. Yani işte kötü hakemdir vesaire. Hayır. Burada yanlış karar verdi ama daha tecrübeli, daha iyi yardımcı hakemler var Necmi Ulusal. Yani bu tip maçlara bence daha tecrübeli. En kritik maçlar bunlar değil mi? Tabii ki final artık. Finallere geldik. Geçelim bir sonrakine. Burada gol sonrası Yunus'un bir tribünle, Binatlı tribünleriyle bir diyaloğu var. Bunu, bak şunu söyleyeyim. Ben çok takdir ederim. Yunus Kalaycı harika bir futbolcu. Zaten hücuma geçince zaten Berkant'ın gollerinin yarısı Yunus'undur. Dikkat ettin değil mi? Ne kadar katkı yapıyor. Savunmada da öyle. Yani inanılmaz bir efor sahada, yani sahanın belki de en iyi 2-3 futbolcusundan bir tanesi Yunus Kalaycı. Kesinlikle. Takımına inanılmaz bir katkı yapıyor başarısındaki. Çok kritik de iki karşılaşma var önünde. Yani sarı kartı var, olası bir ikinci sarı kırmızı olacak. Bir sonraki karşılaşma oynayamayacaksınız ki Orhan da zaten cezalı durumda. Ama Orhan büyük eksik ha. Tabii Yalova ki. Maçı için. Şimdi Yunus'a binecek yük. Yani bazı futbolcuların futbolunu çok fazla istiyoruz konuşalım. Az önce Gönyeli Yalova karşılaşmasında konuştuk mesela. Bazı futbolcuların o güzel futbolunu istiyoruz değil mi? Devamlı yani görelim. Yunus'un da yani kötü bir niyeti yok ama yok tabii. Yunus'un da futbol özelliği bu. Yani kişisel sinirleniyor saha içerisinde evet, ama öyle. Bunu da rakip biliyor diye kullanıyor. Tabii ama rakip taraftarlar falan. Tribün istediğini yapacak Necmi Ulusal. Yani futbol saha içindedir. Hatta sarı kartı nasıl gördü? Ben yani şaşırdım da. Su molası. Herkes su içmeye gitti. Osman Özpaşa da gitti. Aniden bir anda Osman Özpaşa bıraktı suyu. Gitti yedek kulübesine Çanakkale'nin. Demirspor'un Çanakkale'nin yedek kulübesi önüne. Ve Yunus Kalaycı'ya sarı kart gösterdi. Diyalog geçti aralarında büyük ihtimalle. Büyük ihtimal. Yani gereksiz. Yani biz gerçekten bazı futbolcuların o güzel futbolunu devamlı konuşmak istiyoruz. Yani bunu özellikle aldım. Yani söyleyeyim. Gerçekten sahanın da en iyilerinden biri. Belli zaten yani yaptığı asistler. Tüm takım çok iyi oynadı. Özellikle maçın ikinci devresinde. Ama ilk devresinde zorlandılar. Ama ikinci devresinde evet rüzgar da arkalarındaydı. Ama öyle güzel bir futbol oynandı. Yunus'un forvete katkısı, Berkant'ın golleri. Yani bu futbolla gerçekten sonuna kadar gidecek durumdadır Demirspor'un Çanakkale. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim Necmi Ulusal. Başka var mı? Var mı başka? Sanıyorum bitti bu sonuncu. Ha bir pozisyon daha var. Bu da az önce izlediğimiz faul Sami Ergazi'nin. Onun ya öncesi ya sonrası. Hemen yani yakındı bu iki pozisyonun dakikaları. Faul verdi mi? Burada faul verildi. Ben faul yani kart vermem buna ama fauldur. Faul bu doğru karar. Aynen. Diğeri kart dedik. Diğeri karttı. Evet o şekilde geçtik. Var mı başka yok. Yani burada Tahir da biraz süslemiş yani. Ama Tahir zaten. Sever böyle hareketleri. Tahir seviyor yani oynuyor. Tahir bu arada gerçekten çok iyiydi. Erdem, Tahir. Yalnız Binatlı ile ilgili bir yorum da yapayım. Tamamladık sanırım. Evet. Evet sen maçtaydın, sen yapmıştır. Yani kısa bir yorum yapayım. Binatlı tamam işte tecelli futbolcularını gönderdi. Ama playoff oynuyorsunuz. Ne yaptı Rahman geldi geri. Tam geldi ama yani. Hayır birkaç hafta önce yoktu. Evet birkaç maç oynamadı. Tam niçin yani? İşte takımdan kopma. Konsantrasyon biraz dağıldı. Bence Binatlı ne istediğini bilmiyor Kayamiroğlu. Yani önemli bir eksik Doğan. Sezon Doğan daha ne yapacak size ya? Çocuk devre arası geldi.
Yağışı da aldınız. Evet. İnanılmaz bir katkı koydu Doğan. 8 karşılaşma üst üste galibiyet. Müthiş. Hayır yani. Binanın başarısında çok büyük pay var Doğan'ın. Kaleci... Takıma uyum. İlk devre Ferdi oynadı. Evet, evet. Beğenmedik dediniz. Hı-hı. Tamam. Ferdi'yi. Evet. Gönderdiniz. Veya gitti. Bilmiyorum tam detayını. Doğan geldi. Müthiş bir uyum. Takım kazanıyor, çıkacak. Yani takımın hızını kesmemeniz lazımdı sizin. Bir baktım tecellilerle yollar ayrıldı haberi gördük. Garip sonra geldi. Bakıyorum 2 hafta sonra Abdurrahman geldi. Tam ne kadar katkı verebilecek bu adam yani artık. Yani bu oyun yani maskaralık değil yani. Kimse de gücenmesin. Bir var bir yok olmaz yani böyle bir şey. Takımın motivasyonu bitiyor. Bitti zaten. Takım arkadaşlarına yazık değil mi bu çocukların evet. Mücadelesine, emeğine? Binatlı... Kendi şansını kendi bitirdi Kaya Emiroğlu. Bu maç için demiyorum. İşte bu hareketlerinden dolayı evet. Sezon içerisinde. Kaleci Uğur kalede yok. Yani Yusuf için bir şey söylemiyorum ama tabii biraz maç eksiği var, tecrübe belki daha az ama yani Uğur sezon boyunca gayet iyi oynadı. Yani hoca tercihi. Saygı duymak lazım. Yani play-off'ta Uğur da iyi bir sezon geçirdi. Bence play-off'ta Uğur'un kalede olması özellikle karşılaşmanın ikinci devresinde çok zorlandı savunma kaleci. Yani Uğur kalede olsa daha mı iyi olurdu? Yani biraz ama şüphem var. Yani golleri de güzel çok. Evet yani tabii ki. Çıkarılması zor. Muhakkak tabii ama ki. Çanakkale yani hissettirdi ki bu maçı istiyor. Evet. Özellikle ikinci ara. Son bölüm. Kurdu baskıyı. İkinci kazandı. Devre Binatlı'nın orta saha zayıf kaldı. Düştü biraz. Evet. Mehmet Bahattin kart cezalısı. O da önemli bir eksik. Bunu o da söyleyeyim. Çok koşan Erdem, bir oyuncu. Erdem harika oynadı ilk devre ama ikinci devre tabii doğaldır. Yoruldu. Yorgunluk olacak. Ve tek kaldı orta alanda. Genç oyuncular Nazım. Var. Girende. Nazım iyi aslında. Sol ayağı çok iyi o Nazım'ın ama o da yani maçın son bölümü özellikle Çanakkale'nin baskısı arttıkça çok zorlandı Binatlı. Bunu da söylemek lazım. Evet. Önemli olan zaten odur. Yani baskıda ne yapacaksınız? Tam rüzgar karşınızda olabilir ama baskıda ne yapıyorsunuz? O çok önemli. Bir pozisyon var. Ona bir bakalım ve öyle devam edelim. İkinci yarı. Devam etsin görüntü. Ben sesleneceğim birazdan. İkinci yarıda çok kritik kırılma anı. Az önce kalecileri konuştuk ya Necmi Musal. Evet. Bu karşılaşmada da bir... Sami de çok temiz vurmuş. Evet. Güzel vuruş. Akıllı. Çünkü kalecinin... Bak kaleci sol tarafına, sağ tarafına gelse vuruş. O tarafa yönlendiği için kesebilir. Ters tarafa gönderdi evet. Topu. Sami Ergazi bilinçli vurdu. Ki kaleci kolay dönemesin soluna. Nitekim de köşeden gol oldu. Birazdan ben sesleneceğim. Hani bak Erdem'in mesela orta alanı çabuk geçmesi. Direkt burada yalnız link. Ciddi bir iddia var. Yani Mustafa Gök'ün temas etmediği yönünde. Yani nasıl göreceğiz ki bu açıdan başka? Keşke var. Biraz daha uzak yani. Yani 12 kamerayla çekildi Nordenland Kıbrıs Kupası finali. Müthiş keşke, oldu. Keşke müthiş. Burada da olsa. Yani istemez miyiz Necmi Musal? Yani... Aynen. İleride dileğimiz tabii o da olması ama bakalım. Ama Binatlı bir kan kaybetti. Bir dengesizlik. Ben söyledim yani kimse de gücenmesin. Binatlı kendi ipini kendi kesti yani. Bu evet. Pozisyon mu? Berkan topu tribünlere vurdu. Kalp evet. Mi? İşte yüzüne darbe aldığını söylüyor. Osman Özpaşa'nın hani görmediğini belirtiyor ki aldı ben gördüm. Yani bunu öncesinde de... Kart kim gördü orada? Burada Berkan topu topa vurduğu için gördü. Hani ilk yarıda çok iyi bir Binatlı ama ikinci yarı. Şimdi rüzgara da bağlı kalmamak lazım aslında. Necmi Musa, ama yani rüzgar da etkiliyor. Bir ilk pozisyon bak bu pozisyon Abdurrahman net pozisyon. Yusuf izin vermiyor gene çarpıyor Abdurrahman'a ama. Bence burada belki de 3 olsa artık çıkması zor olacaktı. Çok zor olacaktı. Ve hatta 4'ü 5'i bile bulabilirdi. Açılacaktı Çanakkale. Tabii ki. Kırılma anı. Bir kaleci evet. Başarısı daha. Bunu da belirtmiş olalım. Yani dediğim gibi evet. Çanakkale istedi ve kazandı. Yani bu kadar net. Evet çarşamba günü bakalım istiyor, performans yani. Nasıl olacak. Binatlı evet. istemiyordu. Ben yani sezon içerisinde ben bunu hissettim. Son haftalarda isteseydi TC'li oyuncularını göndermezdi. Evet tabii tam kadro. Yani bu kadar iyi giden, güzel oynayan bir takım neden durdu? Eş işten geçti artık yani evet. Kimse kusura bakmasın. Evet tamamladık. Geçelim playout'a. Necmi Musal playout'ta. İlk görüntülerimiz Lapta Geçitkale karşılaşması. İlk görüntüler gelsin ekranlara izleyelim. Playout ilk karşılaşmasında Lapta ile Geçitkale Lefkoşa Şehit Hüseyin Rusoğlu stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Kerem Eren, Özal Çağlayan, Selim Kaynarca yardımcılıklarını yapıyor. Dördüncü hakem Fatih Bardakçıoğlu görev yapıyor ve Geçitkale'nin vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Yekta ile başlayan atak
elle müdahale oyun devam ediyor. Sonrasında ataktan sonuç gelmiyor. Bir başka atak geçit kale adına. Ceza sahası içerisinde yapılan hareket Derviş'e, maçın hakemi Kerem Eren penaltı noktasını gösteriyor. 11. dakika, topun gerisinde İrfan Boşnak topu ağlara gönderiyor ve geçit kaleyi 1-0 öne geçiriyor. İrfan Boşnak kaleci ve topu farklı köşelere gönderiyor. Sonrasında kaptan ve arkadaşlarının gol sevinci. İçeriye yapılan orta kaleci Cengiz'in ellerinde kalan top oluyor. Ceza sahasında yapılan orta Yekta kontrol ediyor. Savunma Hasan, açılan top. Vuruş, top dışarıya gidiyor. Sonuç gelmiyor bu ataktan. Bir başka atak Cemil Ceza sahasında. İçeriye plasesi, İrfan dokunuyor, top yanağlarda kalıyor. Savunmadan uzun gönderilen top Selçuk Ceza sahasında. Mehmet Çavuş'la mücadelesi yerde kalıyor. Oynayın diyor maçın hakemi Kerem Eren. Gelişen atak Derviş'in ortası, İrfan dokunuyor, top dışarıya gidiyor. Bir başka atak Yekta uzun gönderiyor. Kaleci Hakan, büyük hata affetmeyen isim, kaptan ve golcü İrfan Boşnak oluyor. 21. dakikada İrfan Boşnak kendisinin ikinci, takımının da ikinci golünü Lapta filelerine gönderiyor ve 2-0 öne geçiyor geçit kale. Büyük sevinç var geçit kale futbolcularında. Serbest vuruş, kaleci Cengiz son anda dokunuyor, topu kornere gönderiyor. Göksel'le gelişen atak, ceza sahasında yapılan orta, Barış'ın kafa vuruşu, savunma. Kaleci Cengiz iyi yer tutuyor, topa sahip oluyor. Bir başka atak, Süleyman vuruyor, top dışarıya gidiyor. Farkı kapatma çabası Lapta'da, Cemil'le gelişen geçit kale atağı Yekta, açısı dar vuruşu, Hakan ayaklarıyla topu kornere gönderiyor. Maçın hakemi Kerem Eren'in çalan düdüğüyle ilk yarıyı geçit kale Lapta karşısında 2-0 önde kapatıyor. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Cemil Ceda sahasında zarif hareketler vuruyor, top üstten dışarıya gidiyor. Bir başka atak İrfan Boşnak vuruşu, atak devam ediyor. Dokunan isim Cemil oluyor. 47. dakikada skor 3-0 oluyor. Avantaja bırakıyor Kerem Eren. Cemil tecrübeli isim, skoru 3-0'a taşıyor. Yine Cemil sert vuruyor. Hakan ayaklarıyla çeliyor. Sonrasında top dışarıya gidiyor. Baskıyı artırıyor geçit kale. İrfan dışarıya çıkarıyor. Hicabi iyi bir vuruş, top yandan asfaltla dışarıya gidiyor. Serbest vuruş Hasan Yanaroğlu vuruyor. Son anda Cengiz mükemmel çıkarıyor. Günün başarılı ismi yine Hasan vuruyor. Serbest vuruş, penaltı beklentisi var. Oyun devam ediyor. Gelişen atak Cemil'le başlıyor. Savunma arkasında İrfan Boşnak, kaleci Hakan topa sahip oluyor. Üst üste pozisyonlar, Derviş'le gelişen atak. Derviş son çizgi, atak devam ediyor. Bu ataktan sonuç gelmiyor. Bir başka atak İrfan Ceza sahası ön çizgisinde. İrfan Ceza sahasında İrfan mücadelesi, düşüyor kalkıyor. Maçın hakemi Kerem Eren bir kez daha penaltı noktasını gösteriyor. Sarı kart çıkıyor bu pozisyonda Lapta futbolcusuna. İrfan vuruyor, topu ağlara gönderiyor. Ve 68. dakikada İrfan skoru 4-0'a taşıyor. Hat-trick yapıyor. Kaptan golcü isim İrfan Boşnak. Bir başka atak, net pozisyon. Bu pozisyondan Hüseyin Yeşilbaş yaralanamıyor. Cemil'le gelişen atak. Cemil açıya alıyor, vuruyor. Kaleci Hakan iki hamlede topa sahip oluyor. Bir başka atak, Hasan vuruyor. Top üstten farklı şekilde dışarıya gidiyor. Maçta son bölüm Kerem Eren'in çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Lapta 0, geçit kale 4 ve geçit kale ikinci maç öncesinde önemli bir avantaj elde ediyor. Evet, Lapta geçit kale karşılaşması 4 gol geçit kaleden, İrfan Boşnak'ın da 3 golü ve kazandı geçit kale. Tartışmalımız yok bu karşılaşmada, kritik pozisyon yok. Güzel. Necmi Ulusal. Olmaması kale sevindirici bu arada tartışmanın. Güzel. Futbol yani var aslında oldu ama biz almadı çünkü ben izledim. Evet. Şimdi sen de tabii ki izledin. Bariz hata yoksa zaten. Çok bariz hata olmadığını düşünüyorum. Bir pozisyon var. Bir elle oynama beklentisi vardı. İşte burada. Ben elle oynama olmadığını ben oradaydım. Için, öyle bir şey yok. Sen de gördün zaten yok maçın başında. Geçik kale 4-0 kazandı. Ben Geçik kalenin çok kısa yorum yapayım. Ozanköy karşılaşması lig 30. Son hafta. İzledim. Evet. Golü kalesinde gördükten sonra o kötü sahaya rağmen yaklaşık 30 dakika, 25-30 dakika Ozanköy'ü kendi yarı sahasına hapsetti. Yani ve pozisyon da buldu. Yekta'nın o şutu var, kaleci Kürşat evet çıkardı. Yani çok etkiliydiler ama golü atamadılar, penaltıdan attılar. Beraberlikle çıkabildiler sahadan.
Ama ben Geçikhane'nin gerek o istek, arzu, gerekse oyun sistemi ki Niyazi Hoca artık oturttu bazı şeyleri. Ben bu karşılaşmada kazanacağını düşünüyordum Lapta. Fark beklemiyordum ama Lapta karşısında daha iyi oynayacağını düşündüm. Nitekim bizi şaşırtmadı. Yani maçın başından sonuna kadar üstündü. Evet. Geçikhane. Evet. Galibiyeti %100. Sen biraz izledin zaten. İlk yarıyı yani bir yarım saat falan kaldım. Yani %100 hak etti o dakikalarda gördüğüm kadarıyla. Ama şimdi özetlerde de gördüm. Gerçekten ikinci yarıda da iyi oynamış Geçikhane takımı. Tabii ki şöyle yorumlamak isterim. Erken gelen ard arda goller Lapta'nın moralini bozdu. Zaten Lapta'da bu sıkıntılar. Teknik adam sıkıntısı. Sahaya yönetici çıktı. Caner Ozan geldi. Dışarıdan taktik verdi. Yani Mumu Radyo'da da söyledi Mehmet Öksüzoğulları. Bayrak Radyosu'ndaki. Çok ilginç. Yani sıkıntılı bir süreci vardı Lapta takımının. Bu oyuncuların da yani moralini iyice bozdu Kayamiroğlu. Sen kendini bir oyuncuların yerine koy. Nasıl motive oluyor? Demoralize olacaksın. Direkt yani moralsiz. Bir de 2-0 yeniksin. Evet. Bir anda 3 oldu. Yani kolay değil. Kolay değil. Bu maçı artık kesinlikle Lapta takımının kapatması lazım. Kafada silmesi lazım. Çünkü bu maçta kalmaya devam ederlerse işleri zor. Şu anda -4 averaj sonuncu sıradadırlar. Ve Lapta en yukarıda başlamıştı. Evet. Bunu hatırlatalım yani. Sen söylemiştin yani en yukarıda başlayan çok takım i̇şte, oldu. Aynen öyle. Bak yani ağzımdan aldığın lafı şu an. İyi başlamak çok önemli. İlk maçlar çok önemlidir. Playout'ta, playoff'ta. Özellikle playout'ta yenerek başlamak inanılmaz moral olur. Ama kaybederseniz bir stres, bir moral bozukluğu ve panik havası başlar. Çünkü aşağıya düşüyorsunuz. Bence evet. Başkan bugün çok doğru bir hamle yaptı. Lapta'da. Devrim Hoca'yla hemen iki maçlığına anlaştı. Devrim Hoca da gerçekten büyük karakter. Zor zamanında Lapta'yı yalnız bırakmıyor. Bu iki maç çok kritik. Belki de iki maç sonunda Lapta küme düşecek. Bu şekilde anılabilir Devrim Hoca. Ama bunları düşünmedi. Zor zamanda çıktı geldi. Evet. İşte adamlık budur. Büyüklük budur. Helal olsun. Lapta iyi bir takım. Hep söyledik. Bana göre playout oynamaması gerekirdi bu yıl. Savunmada sıkıntılar var ama. Yani... Var ama geçtiğimiz yıl da aynı takımdı yani. Evet. Neden sıkıntı yaşamadı geçtiğimiz yıl bu kadar? Kaleci Hakan'ın ki iyi bir kaleci ama bir genç, hata tecrübesiz. Var. Genç, tecrübesiz. Ama evet. Bak bu maçta kim ön plana çıktı? Tecrübe. Evet. İrfan. İrfan ve Cemil de tabii aynen. Ki. Yani inanılmaz oynadılar. Yekta çok top getirdi. Yani son maçlarda dikkat ettim daha fazla koşan, daha fazla pozisyona giren bir Geçikhane İsteyen var. İsteyen bir takım evet, var. Evet. Mehmet Çavuş geride yani, orada bir nasıl diyeyim kilit gibi. Çok iyi oynuyor. Kilit ben gibi geride de takımı idare ediyor. Evet. Tam bir kaptan hüviyetinde. Evet, kesinlikle. Yani ortada da savaşan oyuncuları var. Hüseyin Özbilen özellikle çok koşuyor, mücadele ediyor. Kanatlar da fena değil. Yani Niyazi Hoca da yani sanki yeni takımı tanımaya ve takım olmaya çözdü. Başladılar. Evet. Bu da normaldir çünkü zaman ister bazı şeyler. Ama Geçikhane bir gerçek var. Şu an bu galibiyetle iyi bir avantaj yakaladı. Tabii ki bu avantajın sürebilmesi için bu haftaki Ozanköy maçıdır önemli olan. Evet. Yani sen bu hafta yenilirsen Ozanköy'e, Ozanköy senin yine üzerine çıkar. Sen burada yenilmemeye çalışır. En kötü ihtimal. İkinci karşılaşmada. Ama yendiği anda bitirir. Evet. Yani gerçekten bitirir büyük oranda. O yüzden ki bunda yapacak gücü var mı? Var. Nerededir şey? Geçikhane Ozanköy maçı Esentepe'de mi? Geçikhane Ozanköy'ü. Sanırım evet. Esentepe'de. Evet. Erdal Barut Stadı'nda. Evet orada oynayacaklar. Yani şey için Esentepe'de. Sordum zemin anlamında. İyi. Yani ben... Burada mesela dengesiz bir giriş net penaltı. Penaltı. Çok penaltı. Gereksizdi evet. Ve burada 1-0 oldu. Yani bu bence konsantrasyon eksikliğinden oldu bu pozisyon. Evet. Evet. Evet bir son dakika gelişmesi de var. Sanıyorum. Evet. Erkut Mansur bize bilgi versin. Altyazıda. Kadınlar Kıbrıs Kupası şampiyonu belli olmuş sanırım. Evet bakalım. Çaynabazar Gençlik Gücü. Evet 2-0. Tahminimiz doğru çıktı. Evet, yani. Evet Puma Kadınlar Ligi'nde Çaynabazar Gençlik Gücü Doğan Türk Birliği'ni 2-0 mağlup etti ve Puma Kadınlar Ligi'nin sezonun şampiyonu oldu. Geçen sezonda kazanmıştı. Evet. İkinci üst üste şampiyonluk oluyor. Tabii kupalara ambarga koyan bir tüm kupalar onun değil mi? Devam yani. Gençlik Gücü A takımı dışında bütün her branşı başarılı zaten. Evet. Yani buna bir çözüm bulamadılar. Handball'da da öyle.
A takımı da play-out'ta. Zaten belli geliyoruz. Değil bu arada duruma. Yani küme düşme daha, ihtimali var yani. Tabii ki daha var. Daha var. İki maç yani, var. Spor gündeminde konuşuyoruz zaten. Bugün de konuştuk. Aynen öyle. Yani o ihtimal var ama Puma Kadınlar Ligi'ne ambargo koymuş gibi iyi de oynuyorlar. Yani ama bunu... Doğan Türk Birliği'nde kutlayalım. Çünkü evet. Yeni kurulan ikinci yılı evet. Ve gerçekten çok büyük bir yol kat ettiler. Ben maçtaydım, ilk yarıyı biraz izledim. Oraya öyle geldim. Hı-hı. Geçen yıl çok kötüydü takım. Evet. Yeni kurulmuş. Bu yıl bakıyorum üzerine koydu geldi. Finale kaldı. Ama bunun nedir sebebidir mi? Tesis, çalışma evet. Sahası, antrenman yapıyorlar. Evet. Antrenman yaparsanız siz de gelişirsiniz. Kendinize ait rahat ortamda düşünün. İyi bir zemin, kafanız rahat. Bugün nerede çalışacaktık? Ha, bugün antrenman neredeydi? Otobüse bin filan sahaya git, antrenman yap. Yok, öyle yok. Bir sıkıntı yok. Ne güzel. Ülkenin en büyük sıkıntısı tesis. Evet. Bunu aşan takımlar da başarılı oldu. Doğan Türk Birliği'ni yani bir kez daha da kutluyoruz. Yani ve önü açık gene. Evet. Hem A takımının önü açık hem evet. Kadın takımının. Çünkü hı-hı. O tesis sayesinde meyvelerini önümüzdeki süreçte toplayacaklar Kayamiroğlu. Evet, kesinlikle. Yani maça gelecek olursak Geçitkale hak ettiği 4-0 kazandı. İyi oynadı. Kazanırken iyi oynaması önemliydi. Rakibini Abluka'ya aldı. Özgüvenine oynadı. Hicabi de büyük katkı koydu. Şu an ekranlarda gerçekten. Bence yani dediğim gibi artık Ozanköy maçına bakacaklar. Lapta takımı da Maraş. Evet, zor bir maç. Lapta maçı da Gönyeli'de. Kolay olmaz Maraş da. Çok moralli, dirençli. Geçtiğimiz yılda Lapta ile Maraş arasında bir sıkıntı vardı. İki maçta da biliyorsun polis büyük önlem almıştı. Umarım bu maçta kale arkaları. Da olmaz. Evet, kale arkaları. Kale arkaları. Hem Maraş'taki maçta hem da. Hem Lapta'da. Evet, ikisinde de. Ben Lapta'daki maça gitmiştim. Hatırlıyorum. Kalede umut vardı. Yine umut var bu arada. Bu arada maç geldiğinde söyleyeceğiz. Şimdi izleyeceğiz evet. Onu da. Ama bu maçı da tamamladım ben. Evet, iyi olmuş. Bu arada umudun alınması. Şimdi konuşacağız onu evet. Da. Benim bazı şeyler de var, detaylar da var. Hepsini konuşalım. Evet, tamamladık. Lapta Geçitkale karşılaşması. Gecenin son özet görüntüleri. Ozanköy, Ünümar Maraş karşılaşması. Ünümar Maraş 3-1 kazandı. İzliyoruz. Birincilik playout birinci maçında Ozanköy ile Ünümar Maraş Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Fehim Dayı Ahmet Genç Yalçın Kabacıklı yardımcılıklarını yapıyor. Dördüncü hakem Zekai Töre görev yapıyor. Önemli karşılaşma, Ozanköy'ün vuruşu ile karşılaşma başlıyor. İlk atak Ünümar Maraş'tan gelişiyor. Ceza sahasına bırakılan top. Elle müdahale var, oynayın diyor maçın hakemi Fehim Dayı. Penaltı beklentisi var, oyun devam ettiği. Bir başka atak, Yıldıray'la gelişen atak. Yıldıray açıyı alıyor, vuruyor. Kaleci Kürşat topu kornere gönderiyor. Köşe vuruşu, boşta kalan top. Mehmet Ergün çekiş topu ağlara gönderiyor. Ve 3. dakikada Ünümar Maraş 1-0 öne geçiyor. Mehmet Ergün çekişin attığı golü bir kez daha izliyoruz. Ünümar Maraş futbolcularının büyük sevinci. Ataklar devam ediyor. Savunma arkasında Araz ceza sahasında gol pozisyonu ve gol. 6. dakikada Araz Uysal atıyor. Ünümar Maraş 2-0 öne geçiyor. Oyuna etkili başlıyor. Gollerle başlıyor. Ünümar Maraş 2-0 önde. Savunma az adamla yakalanıyor. Hareketlenen futbolcu Yıldıray aşırtma bir vuruş. Top dışarıya gidiyor. Üst üste pozisyonlar. Gelişen Ozanköy atağı İbrahim'le başlıyor. Ceza sahası içerisinde gol pozisyonu kaleci Umut iki hamlede topa sahip oluyor. Haftalar sonrasında kaleci Umut kaleye geçiyor. Atılan şut Aras'tan son anda Kürşat topu kornere gönderiyor. Köşe vuruşu Emre Üstal, kafa vuruşu çizgi üzerinden çıkarılıyor. Sonuç gelmiyor. Emre Üstal sert vuruyor, top yandan asfaltla dışarıya gidiyor. İlk yarıda Ünümar Maraş 2-0 kazanıyor. Etkili futbolunu iki golle süslüyor ve ilk yarıyı 2-0 önde kapatıyor. İkinci yarıya Ünümar Maraş başlıyor. Savunmada Murat büyük hata, baskı sonuç veriyor. Emre ceza sahasında yapılan hareket maçın hakemi Fehim Dayı penaltı noktasını gösteriyor. Oyunun başında ikinci yarıda dakika 48 penaltı atışı kullanacak. Emir Dolu topun gerisinde top ağlara gönderiyor. Emir Dolu atıyor, skor 3-0 oluyor.
Ünü Marmaraş ikinci yarıya da golle başlıyor. Büyük sevinç, gol sevinci kenar yönetimle paylaşılıyor. Savunmada hata, boşta kalan top, savunma bir türlü uzaklaşmıyor. Penaltı beklentisi var, oyun devam etti. Köşe vuruşu kullanıyor Ozan Köy. Umut, boşta kalan top, yine penaltı beklentisi var, yine oyun devam etti. Savunmada uzun gönderilen top, hareketlenen isim Ulaşcan oluyor. Ulaşcan ceza sahasında rakibinden sıyrılıyor, topu ağlara gönderiyor. 55. dakikada Ulaşcan atıyor, farkı ikiye indiriyor. Ozan Köy kalan dakikalarda umutlanıyor. Ulaşcan zarif hareket, sonrasında ince bir dokunuş topu ağlara gönderiyor ve skoru 3-1'e taşıyor. Türbünlerde gergin anlar yaşanıyor. İki takım taraftarlarının sözlü diyaloğu var. 3-1 oldu karşılaşma. İki takım taraftarlarının diyaloğu. Emniyet güçleri o noktada. Kısa süreli tartışma, gerginlik. Tartışmalar devam ediyor Lefkoşa Atatürk Stadında. Gelen Ozan Köy golü sonrasında iki takım taraftarlarının diyalogları var, tartışmalar. Atılan pet şişe var karşı tarafa. Emniyet güçleri olayları yatıştırmaya çalışıyor. Sözlü diyalog var. İki takım taraftarlarında, emniyet güçleri de o noktada olayları yatıştırmaya çalışıyor. Karşılaşma 3-1 devam ediyor. Sonrasında başlayan oyuncu da sahasına yapılan orta sonuç gelmiyor. Ünü Marmaraş atağı Emre ile gelişiyor. Yıldıray içeriye bırakıyor. O noktada dokunamayan isim Mehmet Ergün Çekiç oluyor. Gelişen bir başka atak. Mehmet Ergün Çekiç ceza sahasına giriyor. Son çizgi vuruşu kalecinin kontrolünde dışarıya gidiyor. Bir başka atak Emre Ulusal'la başlıyor. Alp ceza sahasında. Alp açıyı almaya çalışıyor. Zamana oynuyor Ünü Marmaraş. Vuruş top yandan dışarıya gidiyor. Maçta artık son anlar. Alp'le başlayan bir başka atak Emre. Plaseyi bırakıyor, top üst dağlarda kalıyor. Sol taraftan gelişen Ozan Köy atağı, ceza sahasına yapılan orta, boşta kalan top, Nedim, savunma, vuruş, sonuç gelmiyor. Penaltı beklentisi var, oynayın diyor Fehim dayı, atak devam edecek. Ulaşcan'la atak devam edecek, sonuç gelmiyor. Taç atışı, kafalardan seken top, dönerek vuruş, son anda top dışarıya gidiyor. Golü arıyor Ozan Köy, Zafer'in pası, Mahmutcan'ın vuruşundan sonuç gelmiyor. Ve maçın hakemi Fehim Dayı'nın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Ozan Köy 1, Ünü Marmaraş 3. Maç kazandı, galibiyetle başladı. Kritik pozisyon var, iki tane sanıyorum pozisyonumuz var. Gelsin. Biri bu penaltı pozisyonu, Necmi Ulusal. Doğru karar. Murat Elişik orada... Yani Aras'ı zaten başka türlü durduramazdı. Çok süratli sprint bir genç. De. Yani orada sıyrıl... Yani topu kapma anı da var ama nereden aldık? Tabii yok. Bak orada topu kapıyor, gidiyor, penaltıyı gerçekten alıyor. Yani yoktan var etti burada pozisyonu Aras. Ki tek başına gidiyor. Bak Aras, başka biri yok. Çok beğendiğim bir genç. Sen de yakından takip ediyorsun zaten. Yeter ki kendini sahaya versin. Evet. Aras Uysal. Evet. Çok büyük bir futbolcu olma ihtimali var. Yeteneği müthiş. Yeter ki kafasını sadece oyuna versin. Hiç kavga etmesin, tartışmalara girmesin. Sinirlenmesin, sakin olsun. Tribünlerle oynamasın. Çok hırslıdır. Sadece evet, o hırsı iyidir aslında. O İyi hırsı de. Sahaya yansıtması, futboluna yansıtması demek. Evet. Onu çok ön plana çıkaracaktır. Evet. Doğru karar. Doğru karar. Bir sonraki görüntü. İlk golünü attı bu arada takımda. Evet. Bu maçta. Evet yine kavgalar. Türbünler gene karıştı. Evet, ben oradayım zaten. Karşıdayım. Gördüm zaten ben de olayları ama. Sen gördün kısa orada. Kısa sürdü. Kısa sürdü yani. Konu neymiş? Yani konu işte bir iki taraftarın birbiriyle. Anlık. Bu golden sonra mıydı? Söz dalaşı. Golden sonra burada mıydı? Burada maç 3-1. Evet yani Ozan Köy'ün. İkinci yarının ortaları. Ozan Köy'ün golünden sonra. Evet evet. Evet burada yine. Yani burada taraftar tabii, futbolcular yok Allah'tan. Yani... Bak şişeye atanı gördüm. Evet, genç bir arkadaşımız. Evet. O şişe birinin gözüne vursa. Tabii ki Ünü Marmaraş. Tabii ya, yani biz her hafta söylüyoruz ama değişen bir şey yok Emiroğlu. Bu görüntüyü özellikle de böyle biraz uzun da aldım. Ne oldu yani o şişeye attığında? İşte birinin gözüne gelse. Tamam, ne oldu yani hırsını aldı? Ve bu görüntü, düşünün bu görüntü delil olur.
Hayır yani ne oldu? Sırsını aldı. Bir şey olmuyor. Birine bir şey olsa bu çocuğun başı yanmayacak. Yanacak. Yanacak. Şimdi nedir bu duralım burada? Ya. Burada durabilir miyiz lütfen? Duralım. Burada durdurabilir miyiz görüntüyü lütfen? Tamam. Yok, hayır. Devam etsin. Evet, bu taraftar da geldi oraya. Tamam, burada dur. Ya Kaya Miroğlu bir şey ekleyeyim sen söyle. Yok, biraz daha devam etsin. Sol tarafı da görelim. Biraz daha devam etsin. Bu arkadaş da geçsin. Bir şey eklemek isterim sen onu söylemeden. Beraber konuşacağız aynı basın konuyu. Basın türbünü değil mi bu? Evet, aynı konuyu konuşacağız. Evet. Onu özellikle. Bak, dur burada, dur. Bu türbün, hangi türbün Necip Ulusal? Burası orta yer basın türbünü. Bu hayır, bu masanın olduğu yer neresi? Cumhurbaşkanının oturduğu bir gece yer. Federasyon başkanının oturduğu bir gece önce orada Nordenland Kıbrıs Kupası finalinde kim oturuyordu? Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar. Aynen. Kıbrıs Federasyon Federasyonu Başkanı, milletvekilleri, işte elçilikten gelenler vesaire hepsi oturuyordu değil mi? Evet. Herhangi bir taraftar buraya girebilir miydi? Hayır. O kupa finalinde. Önlem alındı. Önlem alındı. Giremez. Her maçta alınması gerekir. Diğer koltuklarda kimler oturuyordu? Sen biraz izledin de. Final, son bölümünü yetiştim ben. Tamam. Kimler oturuyor genelde? Kimler? Basın veya özel davetliler. Burası zaten gazetecilerin alanı. Ve protokol. Kesinlikle. Tamam. Ne işi var taraftarın burada? Tamam işte boş olursa. Tamam bir gece önce. Boş olursa ne için oturmasın? Onu söylüyorum. Bir gece önce prosedür. Ben taraftara kesinlikle eleştiri getirmiyorum ha bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Eleştiri yok taraftara burada. Sıkı kurallar gelmesi lazım. Bir gece önce prosedür tam uygulanıyor ve taraftar giremiyor protokol türbününe. Yasak. Çünkü protokol var orada. Evet. Cumhurbaşkanımız var. İşte diğer davetliler var. Ve basın var. Basın izliyor. Basın bir ordu gibi izledi değil mi karşılaşmayı? Herkes oradaydı. Herkes oradaydı. Anlatanlar canlı yayında karşılaşma. Yayıncı kuruluş çekim yapıyor. Bir gün sonra, bakın bir gün sonra bakıyoruz taraftarlar kavga ediyor. Ve polis zorlanıyor önlesin olayları. Bakın masanın üzerinde işte şişeler, burada protokolle ilgili olmayan şahıslar oturuyor ve protokol türbününe de giriş var. Bak yani rahatça da bir giriş var. Kayan devam etsin. Düzeltmemiz gereken çok şey var. Devam bu etsin. Ülke sporunda. Yok biz artık izlettireceğiz Necmi Ulusal. Yani nasıl ki Düzkaya, Ünlümar, Maraş karşısında ya insanlar yapmaya utanmıyoruz da ben izlettirmeye konuşmaya mı utanacağım? Hayır bana ki kameramız çekti izleyecek. Herkes görsün. Yani bu kes bak. Yani bu iş mi bu? Bravo abim aferin sana. Yani olmaz yani. Aferin. Şimdi tartışma çıktı. Haklı olabilir. İki taraf da haklı olabilir. Bir şey demiyorum. Bir şey de yoktu. Ben maçtaydım oradayım işte. Evet. İki taraf birbirine tribünlerden laf attı. Başka bir şey yok. Ya bunlar olur yani. Laf atma olur yani. Tamam biraz. Sen illa yani kavga mı etmek zorundasın? Tamam itiş kakış oldu. Polis araya girdi. Bak engellemeye çalışanlar da var gene söylüyorum. Ya Maraş iki hafta önce Çatalköy'de yine olay yaşamadı mı? Neden devam ediyor bu olaylar ya? Ben Maraş'ı suçlamıyorum iki hafta evvel böyle bir olay yaşayan bir camia tamam. Biraz daha sakin olması önlem, lazım. Prosedür uygulanacak, önlem alınacak. Burada ben biraz da işte dediğimiz gibi bir gece önce buraya kimse giremiyor. Bir gün sonra bak. Bir gün sonra gayet rahat arkadaşlar. Herkes rahat. Çünkü engel yok. Necmi Ulusal. İşte biri, benim dediğim o sıkı tedbir alınması lazım. Kurallar değişmesi tamam. Lazım. Bu ne demek? İş ola yapıyoruz. Kaya tamam görevliler, İş ola. Bak, görevlimiz nerede? Ben ne gündü kupa finali? Cuma günü. Cuma gecesi. Cuma günü öğlen gittim sahanın durumunu merak ettim. Evet. Nedir durum diye. Evet. Bir hazırlık var mı yok mu? Hı-hı. Maçı da konuşamıyoruz ama yani bunları da konuşmamız gerekiyor. Bunu bitirelim ama. Sahaya bir gittim. Saha çizilmemiş. Maça var 5-6 saat. Atletizm yarışları yapıyorlar. Maç günü. Günler çünkü torbaya girdi. Yılın 365 gününün başka gün kalmadı. O gün hepsi yapılacak. Ya bunun bir yayıncı kuruluşunun bir hazırlığı var. Tabii ki. Bunun bir çiminin sulanması var. Oyun çizgilerinin çizilmesi var. Evet. Bunun bir zaman dilimi var. Evet. Ben yanlış anlaşılmasın atletlerimize veya atletizme karşı bir değilim. Ben her sporu desteklerim. Ama izin verildi ki yapıyorlar. Başka gün yap. Tabii veya ki, tabii. Maçı başka gün yap. Veya bu çocuklar artık hak ettiği sahayı yapın be kardeşim. Bir atletizm sahası pisti yapın veya burası atletizmde kullanılacaksa bırakın futbol oynanmasın. Bu kadar basit mi? Bir 10 bin kişilik bir stat futbol yapın sahada, artık bir futbol bu sahada artık maç oynanmasın. İsteniyor kesinlikle bir gerekliliktir. Yani bizim ülkeye yeter zaten 10 bin kişi. 10 bin. Bak 10 geçen bin. Gün finalde kaç kişi kaç iyi kişi seyirci vardı. Vardı ama yani 5-6 bin kişi hadi olsun. 10 yine bin, kurtarır 10 yani. 10 bin kişilik stat bence yeter. Hatta öyle bir yapılması lazım ki
İşte misafir takım taraftarı ayrı yerde, ev sahibi takım ayrı yerde ayarlansın onlar. Basın tribünleri, naklen yayın için uygun platformlar, hep her şey hazır olsun. Çok şey değişmesi lazım, çok şey. Kesinlikle. Bence artık gerekliliktir. Yani hemen başlaması lazım. Bak hemen. Lig bitiyor. Sezon bitti. Sezon bitiyor artık. Son 1-2 maç bu hafta biter. Hemen gecikmeden beklemesinler yani Eylül'ü ha. Olmaz. Hemen şimdiden çalışmalar başlaması lazım. Zemin de zaten. Şimdi önümüzdeki sezon hangi sahalarda canlı yayın yapılacak? Bir liste çıkacak. Bu sahalarda canlı yayın yapılacak. Tamam. Bu sahaların bu eksiği var. Şimdiden yapılması lazım. Yani canlı yayınlar nerede yapılabilir? Yapılamadı. Ya. Biz de yapamadık. Evet. Paşaköy'de yapabildik. Yapamadık. Mi? Yapamıyoruz ya. Maalesef. Ama herkes ne diyor? Berete çekemiyor. Hayır öyle bir var şey mı uygun yer? İmkan da yok. Statlarda yeterli imkan da yoktur. Neyse yani maça gelelim da çok da süremiz kalmadı. Çok kısa bir yorum yapayım. Şimdi tabii. Çok özür dileyerek. Sen izledin de ama bir bilgi aldığım için söylüyorum. Tamam. Özellikle son dönemde Maraş Gençlik Spor Kulübü altyapıya daha fazla önem vermeye başladı. Ve bilgi aldım. Hüseyin Özkurcu'ya da teşekkür ediyorum. Yazda gidelim Spor Akademi'ne. Gideceğiz. Yapacağız. Aha. Hüseyin Özkurcu'dan söz aldık. Bu sezon özellikle alttan çıkıp A takımda yer alan oyuncular var. Kesinlikle ki hep, var. Yani transferleri de yapılıyor ama İlhan Kocabaş, Ramazan Karataş, kaleci. Bu maçta da oynadı. Bir iki çocuk evet, da oynadı. Evet. Aras Uysal. Evet. Can Genç, Berat Kocabaş, Ender Yıldırım, Yaşar Yıldırım, Arda Serbülent Tuncay. Serbülent kaleciydi geçen hafta. Aras Kahraman, Hürol Bayrakçı, Ege Barış Arslan ve Okan İl. Yani bayağı bir oyuncu. Oynadı, evet. Evet, A takım. Yani A2'de de oynuyorlar ama A takıma da demek ki bir hedef bir... Yani Maraş bu yıl bu gençleri eğer takımda tutabilmek istiyorsa, geleceğini kurtarmak istiyorsa bu ligde kesinlikle kalması lazım. Evet. Emiroğlu. Yani bak ne kadar güzel saydın birçok genç. Ne güzel. Yani A takıma çıktı ama bu takımda kalabilmesi için bu oyuncuların BTM'ye düşmemesi gerekir. Evet. Bu takımın. Biraz onun bak şu an isteği, avantajlıdırlar. Evet, istek arzu var sanki. İlk maçı kazandılar. Tabii ki bir bütünleşme var. Taraftar da geldi bu maça. Sezon içinde bize kadro dışı kaldığı yönünde bilgi verilmişti. Kaleci Umut'un ama Umut da diyor ki ben bıraktım diyor. Bilmiyorum artık beni ilgilendirmez onların arasındaki sorun. Ancak sonuç olarak Umut bu maçta kaleciydi. Zor zamanda çok, çıktı geldi. Çok kritik de yani kurtarıştı. Umut sadece kurtarış yapmasa bile orada takıma konuşması güven veriyor zaten. Evet. Kaleci biliyorsun takımın her şeyi. Yaptı ama kritik kurtarıştı. Yaptı ama. Da evet. Büyük katkısı oldu yani bu maçta. Bir Hı-hı. abi görevi, bir evet. kaleci görevi. Ve iyi oynayan bir Maraş kazandı. Erken golleri bulması önemliydi. Maçla geçit kale gibi bu maçta. Erken golleri buldu Maraş ve kopardı maçı. Mehmet ama Ozanköy'ü pek iyi görmedim. Evet. Yani bilmiyorum. Ozanköy işte bak kendi sahasında puanlar alıyordu ama bak bu zeminde geniş alanda zorlandı. Çünkü oraya alıştı. Küçük sahaya ölçülerine alışan bir takım büyük sahada sıkıntı yaşıyor. Evet, Emiroğlu. Evet. Ozanköy'ün bu haftaki maçı Geçit Kale ile Esentepe'de. Yani o maç da çok da kolay olmaz ama. Çok kritik, zor. Yani Ozanköy'e daha fazla belki daha yakın bir zemin diye düşündüm. O yüzden sordum ama. Geçit Kale de bence kolay olmaz o maç. Gene şansı biraz daha fazla diye düşünüyorum. Ozanköy'ün savunma sıkıntılı. Kürşat bu arada sakat oynuyor kaleci. Yani büyük fedakarlık. Kesinlikle ve kurtarış da yapıyor ama nereye kadar işte o çok önemli. Ama Ozanköy'ün futbolcularına biraz moral bozukluğu gördüm. Evet onlar da demoralize. Yani demoralize gördüm. Moralsizlik böyle umutsuzluk gördüm. Bundan hemen kurtulmaları lazım. İkinci maçlar çok kritik. Bu hafta Geçit Kale ilk maçı kazandı. Kesinlikle kazanması lazım yani. Kazanmaması takdirinde yani çok zor. Lapta'yla son hafta bilmem artık ne olur. Ozanköy ilk karşılaşmada Mor Menekşe. Karşılaşması deplasmandaydılar. İzlemiştim. Ligin ilk maçı. Berdan'dı sanıyorum. İki gol evet, atmıştı. Berdan. Dedim ki bu Ozanköy son dakika. Oyun bitti neredeyse. 2-0 kazanacak Mor Menekşe. 90 artıda 2 gol geldi. Ve inanılmaz bir mücadele. Dedim ki bu Ozanköy mücadeleyi her maça yansıtsa. Ligde rahat kalır. Orta sıralara zaten demir attılar. Evet yani iyi de gidiyordu. Ama sona doğru bir düşüş. Çok ciddi. Puan alamama. Bu antrenör değişikleri orada da sanıyorum bence sıkıntı. Kesinlikle katılırım. Bazen her zaman da olmuyor antrenör değişikleri. Yani bazen oluyor, bazen de olmuyor. Takımın kimyasıyla çok oynamayacaksın. Evet. Kesinlikle. Yani sonuçta bu futbolcular da insan. Kolay değil. Evet. Evet tamamladık. Yani ben tamamladım. Mecmusal ekleyeyim, bir son bir toparlayalım. Evet, bir kısa bir programı da alalım. Sadece programı verelim. İstersen aktar da öyle konuşalım. Evet, programı verebilirsek değerli yönetmenim Erkut Mansur'dan rica edeyim. Programları alalım. Önce playoff'un programını alalım.
Çarşamba günü ve tabii ki son karşılaşmalarda. Şu anda ekranda görüyoruz. Evet, Gönyeli Binatlı karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü saat 17'de karşılaşmalar bu arada. Onu da belirtelim. İkinci hafta karşılaşmaları da saat 17'de oynanacak. Gönyeli Yalova karşılaşması. Girne 20 Temmuz, evet. Meta Adanır Stadında oynanıyor. Ve Demis Konstantin Çanakkale Yalova, o da Lefkoşa Atatürk Stadında oynanacak. Bu arada ben onu yine takip edeceğim. Necmi Musa Bakan'ın protokol nasıl, prosedür nasıl işleyecek, onun da takibini yap. Bu yıl sanmıyorum ya düzeleceğini. Yani. Yeni sezona belki. Belki yeni sezonda göreceğiz ama. Playout'un gelsin programı. Playout programına bakalım. İkinci hafta yine çarşamba günü. Lapta Ünümar Maraş karşılaşması. Gönyeli'de sanırım. Gönyeli'de oynanıyor. Lapta Ünümar Maraş Gönyeli'de oynayacaklar. Lefkoşa'da ve Ozanköy Geçitkale Esentepe Erdal Barut Stadında. Dört karşılaşma, dördü de Bayrak Radyosu'ndan canlı yayınlanacak. Naklen yayınlanacak Necmi Ulusal. Bu heyecanı saat 17'den itibaren 15 Mayıs çarşamba günü radyoda vereceğiz. Radyo heyecanımız, radyo heyecanımız bizim. Ama bu tip maçlarda da biliyorsun yani naklen yayın olmadığı için pek. Ama o, bizim bu radyo kültürü, evet, Berete'nin. Devam. Yani bu kültür farklı bir kültürdü. Evet, kolay kesinlikle. Kolay da böyle kazanılmaz yani. Evet. Yılların birikimi çünkü. Evet. Evet. Bu maçlarda daha da heyecan hat safhaya çıkıyor. İkinci maçta daha da böyle kritik. Hele son, belki de son maça kalırsa. Ya o daha da inanılmaz başka. İnanılmaz olacak. Bakalım yani. Nasıl gelişecek karşılaşmalar. Çok teşekkür ediyoruz görseller için de Necmi Ulusal. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumların için. Resim seçici Zühre Emin Dayı ve TRT'de Cem Güzel. Kamerada İzlem Bayan Dursun. Seste Umut Uralı ve değerli yönetmenim Erkut Masçu. Tabii ki sahalarda, maçlarda görev yapan muhabir arkadaşlarımız, kameraman arkadaşlarımız, montaj ekiplerimiz, herkese çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Sağlıklı ve sporla dolu günler diliyorum. Hoşça kalın. Salamis by Conti Hotel Kıbrıs gecelerinde grup frekans ile doyasıya eğlence. Yaz boyu her cuma gerçekleşen bu özel etkinlikte Kıbrıs'ın leziz yemekleriyle damaklarınızı şenlendirirken grup frekansın müziğiyle ruhunuzu coşturabilirsiniz. Salamis by Conti Hotel unutulmaz Kıbrıs gecelerine ev sahipliği yaparak konuklarına eşsiz bir eğlence deneyimi sunuyor. Bir yer gördüm, kendimden geçtim. Tahir Hoca'nın ve Oğulları Limited'de bahçe kulübeleri, hazır garajlar, çatı katı merdivenleri, bahçe kapı motor ve bariyerleri, metal yapı aksamları, köşe sıva telleri ve plastik köşe kemeri yanında çelik lento kapı ve pencere başlıklarını da bulabilirsiniz. Tahir Hoca'nın ve Oğulları Limited, dünya markalarının buluştuğu adres. Melatonin hakkında bilinen en büyük yanlışlardan bir tanesi herhalde onu sadece bir uyku hormonu olarak tanımlamak. Zira melatonin antioksidan özelliği, antiinflamatuar özelliği nedeniyle bizim sağlıklı kalmamızı da sağlıyor. Aslına bakarsanız çok ilgi çekici bir hormon. Neden? Çünkü bizim uyku ve uyanıklık düzenimizin sağlanmasında en önemli görevlerden bir tanesini üstleniyor. Melatonin şöyle salgılanıyor. Akşama doğru hava kararmaya başladığı zaman, gözümüze gelen ışık miktarı azaldığı zaman beynin içinde suprachiasmatik nükleus dediğimiz çekirdeklerden bir bölgeden direkt olarak pineal bez dediğimiz bir bölgeye uyaran gidiyor ve oradan melatonin salgılanmaya başlıyor. Bu da bizim uykumuzu getiriyor. Pineal bezin de önemli özelliklerinden bir tanesi vücutta ender bulunan tek organlardan bir tanesi. Şöyle vücudunuzu bir düşünürseniz pek çok organ aslında iki tanedir. İşte böbrekleriniz, gözleriniz, kulaklarınız, elleriniz, ayaklarınız vesaire. Ha bir tek orada karaciğer tek
dalak tek, gerçi onlar da birbirini herhalde tamamlayan organlar olarak tanımlamak yanlış olmaz. Ama pineal bez tek olarak vücutta bulunuyor ve melatonin hormonunun üretiminden sorumlu. Bu konuda enteresan bir hikayeyi de paylaşmak lazım. Aslında bizim melatoninle ilgili mücadelemiz biraz ışığın keşfiyle, ampulün keşfiyle ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü dedim ya, hani melatonin karanlık basmaya başladığı zaman salgılanıyor. Şöyle de bir durum var. Mavi ışıkla karşı karşıya kaldığınız zaman melatoninin sentezi bozulmaya başlıyor. Yani üretimi azalmaya başlıyor. Tabii ki tabletler, televizyon, hep mavi ışıktan bahsediyoruz ama mavi ışık öncesi, ilk başlangıcı ampuller. Onun öncesinde insanoğlu daha fazla aydınlığını alevle ve ateşle, mumla, sonrasında da ve gaz lambalarıyla sağladığı için buradaki dalga boyu, ışığın dalga boyu o melatonin sentezini bozacak noktada değil. Ama ne zaman ki ampul icat ediliyor ve arkasından işte teknolojik ilerlemeyle birlikte televizyon, tabletler, telefonlar hayatımıza girmeye başlıyor, melatonin üretimiyle ilgili sıkıntı oluyor. Tabii melatonin üretimiyle ilgili sıkıntı sadece bu ışık kaynağıyla değil, yaşımızla da ilişkili. Bu noktada şunu söylemek lazım. Yaşımız ilerledikçe melatonin sentezi de azalmaya başlıyor. Yani biz yaşlandıkça melatonin üretimi gittikçe düşüyor. Hatta 80'li yaşlara geldiğimiz zaman gerçekten büyük oranda melatonin üretimi de azalmış oluyor. Bu da yaşlıların neden daha az uyuduğunu ve bir miktar hani uykuya dalmadaki problemlerinin neden kaynaklandığını da açıklıyor. Şimdi peki biz acaba uykusuzluk çekiyorsak melatonin kullanmalı mıyız? Bunun bir faydası var mı? Kullanımla ilgili nelere dikkat etmek lazım? Hemen şunu söyleyelim. Yapılan birçok çalışma gerçekten melatoninin özellikle uykuya dalmada etkili bir ajan olduğunu gösteriyor. Yani dışarıdan aldığınız melatonin sizin uykuya dalmanızı daha çabuk hale getirebilir, kolaylaştırabilir gibi görünüyor. Bu aynı zamanda hem sağlıklı kişilerde hem de hasta bireylerde tanımlanmış. Örneğin yoğun bakımda yapılmış olan bir çalışma var. Bu yoğun bakımda yapılan çalışmada hastaları ikiye ayırmışlar ve bir gruba melatonin takviyesi yapmışlar. Melatonin takviyesi yapılan grupta yoğun bakım hastalarındaki biyolojik değerlerinde daha hızlı düzeldiğini ve uykularını daha iyi aldıklarını, uyku skorlarının daha iyi olduğunu görmüşler. Yine sağlıklı kişilerde yapılan birçok çalışmada da aslında meta analizler dediğimiz büyük analizlerde de özellikle melatonin kullanımında uykuya dalmanın daha çabuk olduğunu gösteriyor. Melatonin aldığımız zaman, örneğin damardan alıyor olsak, tabii çok hızlı bir şekilde kana karışıyor. Melatonini yaptığınız zaman yaklaşık yarım dakikada maksimum seviyesine ulaşıyor kanda. Ama tabii ki melatonini damardan almıyoruz. Biz takviye olarak kullandığımız zaman haplarını kullanıyoruz. Haplarıyla ilgili de şunu söylemek lazım. Bir hapı aldığınız zaman öncelikle tümünü vücudunuza emmiyorsunuz. Yani 10 miligramlık bir hap kullandıysanız, ki 10 yüksek bir doz bu arada, onu da konuşacağız. 10 miligram kullandıysanız onun yaklaşık 3 ila 4 gramı kadar kana karışıyor. Dolayısıyla hani öyle hemen aldığınız o 10 miligramın hepsi kanıma karıştı diye düşünmek çok doğru değil. Ve yaklaşık 1 saat içinde de maksimum değerine ulaşıyor. Dolayısıyla bir kere melatonini eğer kullanıyorsanız, özellikle uykuya dalmakta problem yaşıyorsanız, bu durumda uyku saatinizin yaklaşık 1 saat veya bilemediniz 2 saat öncesinde melatonini almakta fayda var. Çünkü melatonin fizyolojide, yani normal fizyolojisinde de öyle, yükseldikten sonra, yani uykuya siz başladıktan sonra çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Daha doğrusu o yükseldikten sonra siz uykuya dalıyorsunuz ve sonra özellikle günün başlangıç saatlerine, yani sabah saatlerine doğru ilerlediğiniz zaman hızlı bir şekilde de düşüş gösteriyor. O yüzden 1-2 saat önce almanızda fayda var. Bazı preparatlar var melatoninde, yavaş salınımlı olanlar var. Onların biraz daha etkili olabileceği düşünülüyor. Şimdi gelelim doz meselesine. Doz ne kadar kullanmam gerekir? Genellikle çalışmalar 0,5 mg ile 20 mg arasında değişmiş. Yani yarım gram ile 20 mg arasında değişmiş. Gerçekten çok geniş bir aralıktan bahsediyoruz burada. Fakat çok özetle şunu söyleyelim. Yani
10 miligramın üstünde çalışmalar zaten çok çok az. Ağırlıklı olarak 0,5 ile 5 miligram arasında çalışmalar ve genel olarak şunu söyleyebiliriz. Melatoninin düşük dozuyla yüksek dozu arasında etkinlik açısından çok bir fark görünmüyor. Dolayısıyla bir kere hani yüksek dozda başlamak doğru değil. Bir kere mutlaka düşük dozda başlayın. Bu anlamda hiçbir farkı yok. Evet, emiliminde biraz problem var. Onu söylemiştik oral alımda, yani ağızdan aldığınız haplarda. Ama yine de önce düşük dozu mutlaka kullanmak lazım. Melatonin bu arada sadece uyku için kullanılmıyor. Özellikle çocuklarda dikkat eksikliğinde veya bazı hastalıklarda da, otizm gibi hastalıklarda da kullanılabiliyor. Çocuklarda tabii çok uykusuzluk anlamında verilmediğini biliyoruz ama son yapılan çalışmalar özellikle puberte öncesinde melatonin kullanımının çocuklarda puberteyi erteleyebildiği gibi bir problem olabileceği şu anda tartışılmaya başladı son yıllarda. Ve özellikle yine kadınlarda hormonal siklüs de bir değişikliğe yol açabileceği, hormonal değişikliklere yol açabileceği de konuşuluyor. Dolayısıyla biraz daha hani böyle çok fazla aşırı istekli olmayın deniyor ve özellikle de yüksek dozlardan kaçının deniyor. Çocuklarda zaten kullanılmasına biraz daha eğilim artmaya başladı açıkçası bu anlamda. Ona dikkat etmek lazım. Kısa dönem ve uzun dönem konusunda acaba hani bu şimdi etkinliğini biliyoruz. Etkin işte çok hızlı uykuya dalıyorsun. Daha belki uyku kalitesini bazı gruplarda daha iyi toparlıyor, daha iyi hale getiriyor ama hani güvenliği nasıl? Yani yan etkisi var mı? Kısa dönem yan etkisi çok ciddi yan etkisi yok ama hani kullandıktan sonra ertesi gün işte uykulu olma hali, belki biraz mide problemleri gibi baş edilebilir bir problemle karşı karşıya kalınabilir gibi görünüyor. Uzun dönem sonuçları konusunda çok ciddi bilimsel veri henüz birikmedi açıkçası. Burada en önemli nokta tabii şu. Şimdi bir hormon aldığınız zaman, dışarıdan bir hormon aldığınız zaman vücudunuz onun sentezini azaltmaya başlıyor. Yani nasıl olsa vücudumda var. Dolayısıyla ben bunu azaltayım diyor. Ve şöyle düşünün. Fabrikadaki üretimi azaltmaya başlıyor. Şimdi fabrikadaki üretim azalırsa ne olur? İşçilerin bir kısmını işten çıkarırsınız. Genellikle eğilim böyledir, değil mi? Çünkü o fabrikayı ufaltmanız gerekir. Vücut da tabii ki ufaltmaya başlıyor fabrikayı. Yani bunun için en klasik örnek işte testosteron kullanımı mesela. İşte bazen aşırı işte body yapan yani vücut çalışan sporcu arkadaşlar işte testosteron kullanıyor. Testosteron kullanıldığı zaman bu sefer vücut ya nasıl olsa vücut işte bende testosteron var diyor ve ne yapıyor? Testosteron üretimini azaltıyor. Bundan sonra da testisler ufalmaya başlıyor. Şimdi melatoninde böyle bir problem var mı? Yani acaba benim ben dışarıdan melatonin aldığım zaman benim pineal bezim ufalır mı? Melatonin üretimi azalır mı? Bununla ilgili çok veri yok ama uzun dönemde en azından şunu biliyoruz. Çok uzun süre melatonin kullansanız bile melatonini kestiğiniz anda hızlı bir şekilde vücudunuz eski fizyolojisine dönüyor. Bu anlamda ciddi bir problem yaratmıyormuş gibi görünüyor. Hani bundan pek açıkçası korkmuyoruz. Tabii bugün biz daha fazla melatoninin hep uyku üzerine etkisinden konuştuk ama gerçekten çok güçlü bir antioksidan, güçlü bir antiinflamatuar. Özetle yaşımızın ilerlediği zaman melatonin üretiminin de azalacağını düşünürsek, belki erken yaşlarda değil ama ileri yaşlarda melatonin iyi bir takviye olarak karşımıza çıkabilir. Ancak bununla ilgili veriler de yavaş yavaş birikiyor diyelim. Ne zaman veriler daha net olacak? O zaman biz de evet kullanmalıyız ya da kullanmamalıyız diye bir söylemde bulunabileceğiz. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu.